Yağ asidi, gliserol, ince bağırsakta proteinlerin sindirimin yani bir limon gördüğüm zaman ekmek yerim, makarna yerim, sonra mısır yerim değil mi? Midemiz mekanik ve kimyasal sindirim. Merhaba sevgili gençler, AYT'nin ve 11. sınıfın 5. konusu olan sindirim sisteminin tek videosuna hoş geldiniz. Bu videoyu izleyerek size karışık gelen ve zor gelen bu konuyu yaklaşık 2 saatte birlikte halledeceğiz. Hatırlayacak olursanız konu anlatımlı kitabımızdan AYT kampı yapmıştık. Ben bu kamp içerisinde bu konuyu size 4 video halinde anlatmıştım. İşte o 4 videoyu burada tek parça halinde bulacaksınız. Burada özellikle şunu belirtmeliyim ki bu video özet değil tamamen kapsamlı bir konu anlatımıdır. Bu video içerisinde dikkat etmeniz gereken yerleri söyleyecek olursam da burada sindirim sistemi içerisinde enzim ve hormonlar karşına gelecek. O nedenle o enzim ve hormonların neler olduğunu, nerelerden salgılandığını bilmeni istiyorum. Aynı zamanda kimyasal sindirim ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşiyor ya. Bunların gerçekleştiği yerlerde meydana gelen tepkimeleri de bilmeni istiyorum. Besinlerin emilimi olayında ...emilen besinlerin kan kılcalı ve laf kılcalında izlediği yolu özellikle bilmeni istiyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hadi gelin başlayalım. Konu anlatıma başlamadan önce şunu söylemek istiyorum aslında... Arkadaşlar ben biraz gazla çalışıyorum tamam mı? Yani herkes böyledir aslında da. Yani siz de öyle. Sizi motive edecek şey başarıdır ya. Yani dersinizi çalışırsınız. Dersinizi çalışmanızın sonunda netlerinizde artış gördüğünüz zaman böyle çalışma isteğiniz gelir. İşte sizin destekleriniz de beni motive eden şey oluyor. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim diyeyim ve hemen başlayayım. Sindirim ne demek? Şimdi büyük maddeler hücre zarından geçemez. Tamam mı? Bunu geçirebilmek için küçük parçalara ayrıştırmamız gerekir. İşte bu olaya sindirim diyoruz. Yani besinlerin hücre zarından geçebilecek düzeye gelmesine sindirim denmiş olur. Sindirim ikiye ayrılır. Bir mekanik sindirim yani fiziksel sindirim. iki kimyasal sindirim olmuş oluyor. Şimdi mekanik sindirimden başlıyorum. Mekanik sindirim mekanik bir etki sonucunda yani. Mesela düşün. Ben ağzıma bir ekmek aldım hmm, hmm diye parçalıyorum. İşte bu parçalama olayım onu küçük parçalara ayrıştırmak, değil mi? Evet. Yani ben yapısını bozmuyorum değil mi? Evet. İşte sindirim yani mekanik sindirimde herhangi bir şekilde enzim kullanılmaz. Sadece dişler yardımıyla ya da safra sıvısı yardımıyla yapılan bir sindirimdir diyebilirim. Yani burada yapıda herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece besinin yüzey alanının artırılması sonucu oluşmuş oluyor. Yani bütün bir patatesim var. Ben onu Böyle küp küp doğrarsam yüzey alanını artırmış olurum. İşte bu aşamadan buraya getirme durumum mekanik sindirim olmuş oluyor. Bu durumu ağızda yaparsam dişlerimle mekanik sindirim yapmış olurum. Şimdi biraz önce ben sana safranın mekanik sindirimde görev aldığını söyledim. Bu karıştırılan bilgilerden biri olduğu için Özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi safra sıvısı kimyasal sindirimde görev almaz. Çünkü safra sıvısı içerisinde herhangi bir şekilde sindirim enzimi bulunmaz. Safra sıvısı yağların yağ damlacıklarına dönüşmesinde etkilidir. Bu nedenle herhangi bir şekilde yapı bozulmadığı için burada mekanik sindirim gerçekleşmiş olur derim. Anlaştık mı? Harikasın. Peki şunu söyleyeyim ilerleyen aşamalarda yine yeri geldikçe söyleyeceğim. Safra sıvısı safra kesesinden salgılanır ama üretildiği yer karaciğerdir. Yani safra sıvısı safra kesesinden üretilir derse "nıp" diyeceğiz. Nereden üretiliyormuş? Karaciğerden üretiliyormuş. Tamam O zaman mekanik sindirimi yani fiziksel sindirimi anladık mı? Anladık. O zaman geliyorum kimyasal sindirime. Kimyasal sindirim artık besinlerin yapı birimlerinin oluşması durumu. Yani burada yapıda bir değişiklik meydana gelmiş oluyor ve kesinlikle enzim kullanılıyor. Bu reaksiyonda enzim ve su kullanılır. Besinler yapı taşlarına ayrıştırılır. Bunun sonucunda da zaten hücre zarından geçebilecek düzeye gelmiş olur ve böylelikle de kimyasal sindirim gerçekleşir. Peki örnek verecek olursak, proteinlerin amino asitlere dönüşüyor olması bir sindirim olayıdır. Ya da nişastanın glikoza dönüşüyor olması da sindirim olayıdır. Yağlardan yağ asidi ve gliserol oluşuyor olması da yine bir sindirim olayıdır. Şimdi hocam yağlardan yağ asidi ve gliserol oluşuyorsa o zaman yağ asidi ve gliserol yağların yapı taşı. Evet. Bunu nasıl bileceksin biliyor musun? TA TYT'de öğrenmemiz gerekiyordu bu bilgileri. İşte TYT'de canlıların temel bileşikleri kısmı var ya işte o kısmı bilmezsen bu kısımda öğreneceklerin biraz eksik olur. O nedenle eğer eksiğin olduğunu düşünüyorsan e, bu videodan sonra o kısmı da tekrar etmeni istiyorum özellikle tamam mı? İstersen şimdi burayı durdur orayı bir tekrar et gel. Özellikle karbonhidrat, protein ve yağ kısmının daha sonra buraya gelmeni istiyorum tamam mı? Hatta o kısımla ilgili videolar için de ben sana buraya bir oynatma listesi bırakmış olayım tamam mı? O zaman şunu öğrendik mi? Kimyasal sindirimde yapı değişiyor. Mekanik sindirimde besinlerin yüzey alanı artırılmış oluyor. Tamam mı? Su, iyonlar, monomerler ve vitaminler sindirilemez. Doğrudan hücre zarından geçebilir. O nedenle bunların küçük olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. TYT kısmında da hangi madde küçük hangi madde büyük zaten söylemiştim. Şimdi kimyasal sindirim ikiye ayrılıyor. Bir hücre içi sindirim bir de hücre dışı sindirim olmak üzere. Hücre içi sindirim ne ilk önce ondan bahsedelim. Ve hayvan hücrelerinde mesela e, nişastanın sindirimi hücre içinde mi oluyor dışında mı? Yoksa glikojenin sindirimi içeride mi oluyor dışarıda mı? Onu öğrenmemiz gerekiyor. Onlara ekstra değinmek istiyorum. Şimdi hücre içi sindirim. Endositozla. Yani endositoz dediğimiz büyük maddelerin içeriye alınarak parçalanması olayıydı. Bu katı maddenin alınması durumuysa fagositoz oluyor. Sıvı maddenin alınması olayı ise pinositoz olayı olmuş oluyor. Ama bu alınan katı madde ya da sıvı madde mutlaka büyük madde olmalı unutmayalım tamam mı? Endositozla hücre içine alınan besinler besin kofulu oluşturularak hücre içerisine alınıyor ve hücre içerisinde bulunan lizozim enzimleriyle yapı taşlarına kadar ayrıştırılmış oluyor. Bölüyorum ama videomu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız benim için çok önemli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. İşte bu olaya hücre içi sindirim demiş oluyoruz. Hemen şekilli anlatmak istiyorum sana. Benim bir hücrem var. Bu hücremin içerisine polimer bir besini almış oluyorum. Ben bu polimer besini endositozla içeriye aldığımda besin kofulu içerisine bunu almış oluyorum. Bu içeriye aldığım besin kofulu içerisinde bulunan besini lizozim enzimi ile birlikte sindirim kofulu içerisinde parçalamaya başlıyorum yapı taşına kadar. Daha sonra da monomer maddeye dönüştürüyorum ve e, hücrenin kullanabileceği forma dönüştürmüş oluyorum. Daha sonra atık maddeyi de dışarı atmış oluyorum. İşte buradaki gerçekleşen Olay hücre içi sindirim olayıdır diyebilirim. Peki hücre içi sindirim olayına neyi örnek veririz diyecek olursak ak yuvarların mikropları yok etmesini örnek olarak verebiliriz. Tamam mı? Ya da hayvan hücrelerinde glikojen depo polisakkarittir. Tamam mı? İşte bu glikojenin glikoza dönüşmesi hücre içi sindirimdir. Hayvan hücrelerinde bu da çok çok önemli karşımıza gelebilir. O nedenle kapgeç bilgisi olarak vermek istedim. Şimdi hücre dışı sindirimle devam ediyorum. Besinlerin salgılanan enzimlerle bu sefer dışarıya enzim salgılıyorum ve hücre dışında yapı taşlarına kadar ayrıştırmış oluyorum. Hemen şekilde buna da bakalım. Şimdi benim bir maddem var bu madde dışarıda tamam mı? Ben bunu sindirmek için hücre dışına sindirim enzimi gönderiyorum. İçeride bulunan enzimi dışarıya gönderiyorum ve bu şekilde dışarıda bunu parçalıyorum. Küçük maddeleri ayrıştırıyorum. Daha sonra bu monomer maddeyi nereye alıyorum? Hücre içine almış oluyorum. İşte burada ifade ettiğim olay da hücre dışı sindirim olmuş oluyor. Hemen hayvanlardaki hücre dışı sindirime örnek vermek istiyorum. Şimdi mesela bizim vücudumuzdan hayvansal bir organizmada nişasta bulunur mu? Bulunur. Çünkü ben ekmek yerim, makarna yerim, sonra mısır yerim değil mi? İşte ağzıma aldım. Ağzıma aldım, mideme gitti, sonra ince bağırsağıma gitti. Şimdi ağzımda ve ince bağırsağımda bu nişasta sindirilir. Gelecek, değil mi? İşte benim ağzım ve ince bağırsam aslında hücre dışım. O zaman ben oralarda o nişasta sindirilebilsin diye onu sindirecek enzimi göndermiş oluyor muyum oralara? Evet. İşte o zaman enzimi oraya gönderip onun sindirilmesini sağladığım için dışarıda bir sindirim gerçekleştirdiğim için hayvanlardan nişasta'nın sindiriminin hücre dışı sindirim örneği olduğunu söyleyebilir miyim? Kesinlikle söyleyebilirim. Değil mi? Şimdi o zaman benim sindirim kanalımı oluşturan mesela ağız, mide, ince bağırsak gibi yapılarım hücre dışım olmuş oluyor. Tamam? Mı? Yani içeride olunca hücre içi gibi düşünme onu, tamam mı? Hücre dışında oluşan monomerler difüzyon ya da aktif taşıma ile hücre içerisine alınabilir. Bu difüzyonla ya da aktif taşıma ile alınması tabii ki de ortamın yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Çoktan aza doğru geçecekse difüzyonla azdan çoğa doğru geçecekse aktif taşıma ile alınmış oluyor. Unutmayalım ki sindirim olayında ATP enerjisi harcanmaz. Ortamın ısı enerjisi harcanır unutma. Yapım reaksiyonları mesela dehidrasyon reaksiyonunda ATP enerjisi harcanıyordu, hidrolizde harcanmıyordu. Sindirimde bir hidroliz olayı olduğu için bu nedenle ATP enerjisi harcanmadığını söylemiş olalım. Sindirim sistemi insanda iki kısma ayrılıyor. Bir sindirim kanalı, bir de sindirime yardımcı organlar olmak üzere. Tamam mı? Biz bu video içerisinde sindirim kanalı kısmını işlemiş olacağız. Şimdi insanda sindirim kanalını oluşturan yapıları şekil üzerinden inceleyelim. Ağız burada sonra yutak, sonra yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs olmak üzere insanda sindirim kanalı yapıları bu şekilde ayrılmış oluyor. Sindirime yardımcı organlar ise yani tükürük bezi, karaciğer, safra kesesi ve pankreas Bunlar yarın anlatacağım konular olduğu için sadece sindirim kanalı yapılarını anlatmış olacağım bu video içerisinde. Hadi şimdi ağızla başlayalım. Ağzımız hem kimyasal hem de fiziksel sindirimin gerçekleştiği ilk yapıdır. Bak tek değil, tamam mı? Burada sadece karbonhidratların sindirimi olur. Burada çünkü amilaz enzimi vardır sadece. Amilaz enzimi ile karbonhidratların sindirimi burada başlar. Ağızda bulunan yapılarımıza bakacak olursak dişimiz dilimiz ve tükürük bezlerimiz. Şimdi bunlara da kısa kısa bakalım. Dil ben zaten bunu duyu organları kısmında anlatmıştım. Besinlerin sağa sola çevrilmesini, konuşmamızı, aynı zamanda yutkunmamızı ve tadın algılanmasını sağlayan bir organımız. Detaylı bir şekilde duyu organlarında anlattığım için çok fazla uzatmayacağım. Tükürük bezini ise sindirime yardımcı organlar kısmında anlatmış olacağım. Dişe gelecek olursam burası Ağzımızda mekanik sindirimin gerçekleşmesinden sorumlu olan kısmımız. Tamam mı? Dişin bir görünen kısmı var, taç kısmı. Bir diş etine gömülü kısmı var. Burası boyun kısmı. Bir de çene kemiği içerisindeki kısmı var ki buraya da kök kısmı adını vermiş oluyoruz. Dişin tabakalarına dıştan içe doğru bakacak olursak da mine tabakası en dıştan sonra dentin tabakası sonra da pulpa tabakası yani diş özü tabakası yer almış oluyor. Mine tabakası dediğim dişimizin böyle parlak renkli olan tabakası. Onun altında dentin tabaka yani kemik tabaka var. Şimdi bazı kişiler şunu söyleyebiliyor ya ben dişimi ne kadar fırçalarsam fırçalayayım düzenli bir şekilde benim dişim beyazlamıyor. iş. İşte o zaman mine tabakası kaybolmuş, dentin tabakası ortaya çıkmıştır. Yani bu dentin tabakası dediğimiz tabaka kemik tabaka olduğu için artık senin diş rengin o şekilde görülmüş oluyor. Pulpa dediğimiz tabaka ise kan damarı ve sinirlerin olduğu kısımdır. Eğer dişimiz çürüdüyse ve pulpa tabakasına geldiyse artık dişimiz ağrımaya başlar. Yani onun üstündeyse bizim çürüğümüz o zaman ağrı hissetmiyoruz ama ağrı hissediyorsak demek ki çürük bu tabakaya gelmiştir. Yani sinirler burada olduğu için sinire ulaşmıştır çürük diyebilirim. Dişte olan bir çürük varsa ve bu çürük sinire ulaşmamışsa dolgu yapılır dişimize. Eğer ulaşmışsa kanal yapılmış olur. Bunu da söylemiş olayım. Yani bunun ayrımını bilelim böyle genel kültür olsa bile bilelim. Yutağa geliyorum yani sindirim kanalı yapımızın ikincisi. Diğer ismiyle farins. Burada herhangi bir şekilde mekanik ya da kimyasal sindirim gerçekleşmiyor. O zaman buranın görevi ne? Ben ağzıma bir besini aldım ya o besini Yutacağım, nereye göndereceğim yemek borusunu. İşte yutkunmayla ağızdaki besinin yemek borusuna iletilmesini sağlamış oluyor. Aynı zamanda bu kısmımızda e, küçük dilimiz var. Küçük dilimiz yukarı doğru kalktığı zaman da işte bu nedenle besin yukarı doğru kaçmamış oluyor. Çünkü soluk borusu, yemek borusu, ağız, burun ve östaki borusu burayla ortak bir alan olmuş oluyor. Yani buralar hep açık olan kısımlar. İşte buralarla açık olduğu için de bazı kısımlarla oralara besinlerin geçmesi de engellenmiş oluyor. Mesela şöyle düşünelim. Benim ağzımdan bir mikrop girdiğinde östaki borusu aracılığıyla orta kulağa geçerse orta kulak iltihabı olmuş oluyoruz. Yani buraların yutakla ortak bir alanda olduğunu söylemiş olalım. Tamam mı? Bir de Gırtlağımızın olduğu yerde epiglottis adını verdiğimiz bir gırtlak kapağı var. Bu gırtlak kapağı kıkırdak yapılı bir kapak tamam mı? Şimdi şöyle düşünmeni istiyorum. Şurasını soluk borusu olarak düşün tamam mı? Şurasını da yemek borusu olarak düşün. Şimdi ben seninle konuşurken Soluk alıp vermem gerektiği için soluk borum açık, yemek borum kapalı olmak zorunda. Tamam Şimdi nefes alıp verdiğim için ben gayet iyi bir şekilde konuşabiliyorum. Ama şimdi seninle konuşurken ağzımda tükürük birikti, yutkunma hissi geliyor bana. O zaman bu orası soluk borusuna kapanıyor, yemek borusu açılıyor ki benim tükürüğüm yemek borusuna gitsin diye tamam mı? Yani o zaman bu epiglottis adını verdiğimiz gırtlak kapağı neyi sağlıyor? Soluk borusuna yemeğin kaçmasını engellemiş oluyor. Anlaştık mı? O nedenle çok önemli. Bu da böyle istemsiz çalışan bir yapımız. Oldu da mesela bazen e, konuşurken ya da bir şeyler anlatırken gülü veriyoruz. İşte o durumda soluk borumuzda tükürük kaçtığında hemen <laughs> diye böyle o tükürüğü dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Yani o zaman epiglottis adını verdiğimiz o kapaktan hafif bir sızıntı olmuş ki bu durum ya yaşanıyor diye ifade edebilirim. Tamam mı? Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir. Hastanın yanında veya arkasında durulur. Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır. Diğer elin topuğu ile hızla beş kez sırtına süpürür tarzda vurulur. Tıkanıklığı açılıp açılmadığına bakılır. Açıldıysa işlem durdurulur. Tıkanıklık açılmadıysa hemlik manevrası yapılır. Hastanın arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konulur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır. Tıkanıklık aşılmadıysa tekrar sırtına vurulur. Bu işlemler 5'er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır. Boğulmanın engellenmesini sağlayan yapı o zaman epiglottis olmuş oluyor. Yani yutakla biz neyi sağlamış oluyoruz? Kısaca besinin ağızdaki besinin yemek borusuna iletilmesini sağlıyoruz. Ve burada görmemiz gerekenleri de görmüş oluyoruz. Yemek borusuna gelecek olursam. Yemek borusu da yine mekanik ve kimyasal sindirimin gerçekleşmediği sindirim kanalı yapılarımızdan birisidir. Yutak ile mide arasında yer alan bir kanaldır. Burası kaslı yapıya sahiptir ve peristaltik hareketlerle besin buradan geçtiğinde sıkıştırma gevşeme sıkıştırma gevşeme ile birlikte besin aşağıya indirilmiş olur. Aşağı dediğim yer tabii ki neresi mide olmuş oluyor. Yemek borusunun ağza yakın olan kısmında iskelet kası. Geriye kalan kısmında da düz kas bulunur. Bu nedenle yutkunma olayı istemli başlar. Daha sonra refleks olarak devam etmiş olur. Bunu da omurilik soğanı kontrol eder söylemiş olayım. Yemek borusunda ters peristaltik hareket gerçekleşebilir. İşte bu durumda kusma olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Yemek borusundan sonra mide ile devam etmiş oluyorum. Midemiz mekanik ve kimyasal sindirimin gerçekleştiği bir diğer organımız. Diğeri kimdi? Ağızdı. Onu da söylemiştik. Burada sadece proteinlerin kimyasal sindirimi olur. Hocam şimdi ben ağzımda karbonhidratların sindirimine başlamıştım. Ben o karbonhidratı yuttum mideme gönderdim. E niye sadece midede proteinlerin sindirimi oluyor dediğini duyar gibiyim. Bak şimdi benim ağzımın ortamıyla midemin ortamının pH derecesi uygun değil. Bu nedenle ağzımdaki o karbonhidratları sindiren enzim mideme gittiği zaman yutkunmayla birlikte midemin ortamı çalışması için uygun olmadığından dolayı o enzim orada çalışmıyor. Bu nedenle midede karbonhidratların sindirimi gerçekleşmiyor. Midede besinler kısa süreliğine depo ediliyor. Buradaki besinlerin bulamaç haline de biz kimus adını vermiş oluyoruz. Midenin iki tane kapısı var. Birisi yemek borusuyla bağlantılı olan kapısı. Bir de ince bağırsakla bağlantılı olan kapısı. Tamam mı? Midenin yemek borusu ile bağlantılı olan kısmına kardiya yani mide giriş kapısı, midenin ince bağırsakla bağlantılı olan yani çıkış kapısına da pilor adını vermiş oluyoruz. Bunu da şu şekilde kodlamanı istiyorum. Şimdi kapı, kapı ya bu. Kapi, kardiya, pilor. O şekilde kodlayabilirsin. Giriş kapısı kardiya K, ka, çıkış kapısı pilor. Oradan p yani kapı bu şekilde kodlayabilirsin anlaştık mı? Şimdi bizim midemizin bir dışı var bir de içi var bunları oluşturan yapılar tabii ki farklı. Şimdi midemizin dışı bağ doku ve düz kaslardan oluşuyor. Düz kaslara sahip olmasıyla da böyle midede çalkalanma hareketi gerçekleşmiş oluyor tamam mı? Midenin içi ise mukus tabakasıyla kaplı ve bu mukus tabakasından mide öz suyu salgılanmış oluyor. Şimdi hocam siz endokrin sistemi anlatırken bize demiştiniz ki mide karma bezdir demiştiniz. Karma bez ne demekti peki? Hemen bana söyler misin? Hem hormon üretecekti hem de bir dış salgı üretecekti değil mi? O zaman ürettiği dış salgı neymiş? Mide öz suyu. Hormon üretiyor midemiz. Peki hangi hormonu üretiyor? Gastrin hormonunu. Bu gastrin hormonu üretmesi ve mide öz suyu üretmesiyle mideye karma bez demiş oluyoruz. Bu şekilde daha iyi anlamış oldun. Şimdi hormon üretiyor gastrin hormonu ya. Gastrin hormonunun görevi midenin çalışmasını uyarmaktır ve bu uyarı ile birlikte de mide öz suyu salgılanmasını gerçekleştirmektir. Tamam mı? Yani hormonal bir etkiyle de biz bazı yapılarımızın çalışmasını sağlıyorduk ya. İşte bu hormon da midenin öz suyu salgılamasını sağlamış oluyor. Tamam mı? Dış salgı olarak da mide öz suyu salgılıyor ya. İşte bu mide öz suyu içerisinde neler var? Hidroklorik asit, mukus, su, pepsinojen gibi yapılar var. Şimdi bunların detaylarına bakalım. Mukus bizim midemizi koruyor. Yani kaygan bir zemin oluşturduğu için midemizi korumuş oluyor. Hidroklorik asit ise pepsinojenin aktifleşmesini sağlıyor. Hmm. Hocam siz TYT'de enzimleri anlatırken söylemiştiniz ki sonu azla bitenler ve sonu ojenle bitenler enzimdir. O zaman sonunun ojenle bittiği için buna enzim diyebiliriz. Ama hocam sonu azla bitenler aktif enzimdi. Sonu ojenle bitenler de inaktif enzimdi. Hmm. O zaman pepsinojenin aktifleşmesini sağlayan yani pepsine dönüşmesini sağlayan burada kimmiş? Hidroklorik asitmiş. O zaman mide öz suyumuz içerisinde bulunan pepsinojenin inaktif olarak salgılanması da aslında iyi bir şey. Çünkü sürekli sürekli böyle sindirimde görev almış olmayacak. Anlaştık mı? Harikasın. Devam ediyorum. Hidroklorik asit aynı zamanda pH'in düzenlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda besinlerle gelen mikroorganizmaların da öldürülmesini sağlamış oluyor pepsinojene söyleyelim burada. Aktifleştiğinde proteinlerin kimyasal sindirimini sağlayan bir enzimdir. Ve inaktif salgılanmasının nedeni de midenin korunmasıdır diyebiliriz. Çünkü mide fazla çalıştığı zaman da asitlik artacağından dolayı bu şekilde zarar görmüş olur. Midenin sindirim enzimi salgılaması üç farklı yolla gerçekleşir. Sinirsel etkiye bakacak olursak, besini görmek ya da tadını almak diyebiliriz sinirsel etki olarak. Yani bir limon gördüğüm zaman ağzım sulanıyor ya, işte bu bir aslında refleksti değil mi? Ama ağzım sulanıyor ya işte. Ben onu gördüğüm için sinirsel bir etkiyle bu olay gerçekleştiği için midenin çalışmasının da sinirsel etkisini bu şekilde görmüş oluyoruz. Mekanik etkiye gelecek olursak da yiyeceklerin kardiyaya temas etmesi durumunda gerçekleşir. Kardiya dediğimiz mide giriş kapısıydı. Yani yemek borusuyla mide arasındaki kapıydı. Hormonal etki de gastrin hormonu etkisi ile olan bir olaydır. Yani gastrin hormonu midenin çalışmasını sağlayan bir hormondur. Bir de soru da bize şunu sorabilirler. Midenin kendini korumasını sağlayan adaptasyonlar aşağıdakilerden hangisidir, değildir gibi bir soru gelebilir. Şimdi pepsinojen inaktif olarak salgılanıyor ya işte bu midenin kendini korumasını sağlayan birincil adaptasyondur. Daha sonra midenin mukus yapısı da mideyi koruyan tabakaydı. O zaman mukusun olması da midenin kendi kendini korumasını sağlar. Hidroklorik asit ve pepsinojen bir araya gelirse ne olur? Pepsin olur, değil mi? Yani pepsinojen aktifleşir. Aktifleşirse bu sefer kimyasal sindirim mi başlar? Evet. İşte hidroklorik asit ve pepsinojen midenin farklı bölümlerinden de salgılanırsa bu nedenle farklı zamanlardan da salgılanmayı sağlayabilir bu olay. Bu da bizim midemizin kendini korumasını sağlayan adaptasyonlarındandır diyebiliriz. Midenin iç yüzeyinin kendini sürekli yeniliyor olması da midenin kendini korumasını sağlar. Aynı zamanda gastrin hormonunun da salgılanıyor olması yani sadece ihtiyaç durumunda salgılanıyor olması işte midemizin kendi kendini korumasını sağlayan adaptasyonlardır diyebilirim. Tamam mı? Midemizin olduğu gibi aslında diğer organlarımızın olduğu gibi midemizin dışarısında da bir zar var. Periton zarı diyoruz buna böylece mide hareketi kolaylaşıyor ve diğer organlara diğer mide boşluğumuzdaki karın boşluğumuzdaki yapılara değdiğinde sürtünme minimum oluyor ve bu şekilde midenin korunması da sağlanmış oluyor. Diğer organlarımızın dışında da zar var midemizin dışarısında da zar var unutmayalım. Gelelim ince bağırsam kimyasal sindirimin aslında bütün besinlerin kimyasal sindirimin gerçekleştiği yapıdır ve zaten son organdır. Bundan sonra kalın bağırsakta yani herhangi bir şekilde kimyasal sindirim olmaz. Mide ve kalın bağırsak arasında bulunur burası ve yaklaşık 7,5 metre uzunluğundadır. Hocam ne yani benim şu anda karın boşluğumun altında böyle 7,5 metrelik bir yapı mı var? Evet yani böyle katlanma yapa 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 o şekilde bulunmuş oluyor. İç yüzeyinde villuslar var. Bu villuslarda emilim yüzeyinin artırılmasını sağlamış oluyor. Tabii ki sadece villus yok. Mikro villus da burada yer almış oluyor. Hatta villus ve mikro villus emilim yüzeyini o kadar çok artırıyor ki bu 7,5 metre uzunluğundaki bizim yapımızın organımızın yaklaşık olarak 300 metre karelik bir alanı varmış gibi böyle emilim yapılmış oluyor. Emilimin olması da bizim için iyi bir şey. Yani emilim olması demek şu demek. Her şeyi dışarı atmıyoruz. Emilim yapmamış olsaydık her şeyi atmış olacaktık. Ama emilim yaptığımız için gerekli olanları tekrar vücudumuza kazandırmış oluyoruz. Bu nedenle ince bağırsak burada çok önemli bir göreve sahip olmuş oluyor. Monomer emilimi burada tamamlanıyor. Kalın bağırsakta da öyle suyun elektrolitlerin emilimi tamamlanmış olacak. Hangi şeyin nerede tamamlandığı yani ince ve kalın bağırsak arasındaki ayrım bizim karşımıza gelebilir. Tekrar ediyorum ince bağırsakta monomerlerin emilimi tamamlanmış oluyor. Buranın pH derecesinin de 8-9 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki besinlerin bulamaç haline de kilus adını vermiş oluyoruz. İnce bağırsakta besinlerin bulamaç haline kilus, midede besinlerin bulamaç haline kimus demiştik zaten. Şimdi ince bağırsağımız bizim 3 kısımdan oluşuyor. Duodenum, jejunum ve ileum olmak üzere. Duodenumun diğer adı 12 parmak bağırsağıdır. Sindirimin en yoğun gerçekleştiği yerdir burası. Jejunum diğer ismiyle boş bağırsak, emilimin en yoğun gerçekleştiği yerdir burası ileum yani kıvrımlı bağırsak ise kalın bağırsağa geçen içeriğin ince bağırsağa tekrar dönmesini engelleyen kısımdır. Burası da yani burası ne olmuş oluyor? Kıvrımlı bağırsak olmuş oluyor. Şimdi şekil üzerinden de bakacak olursak ince bağırsak içerisinde villuslar vardı. Villuslar içerisinde kan damarları ve lenf kılcal damarları var ve buranın içerisinde çok fazla emilim yüzeyini artırmak için mikrovillus adını verdiğimiz yapılar var. Villus ve mikrovilluslar ne yapıyordu? Emilim yüzeyini böyle 300 metrekarelik bir alanmış gibi oluşturmuş oluyordu. Şimdi ince bağırsaktan hem sindirim enzimi üretilir hem de hormon üretilir. Kim gibi? Karma bir bez olan mide gibi. Şimdi buradan üretilen hormonlar kolesistokinin ve sekretin hormonlarıdır. Bunları kes olarak kodlayabilirsin tamam mı? Yani niye bu kodlamaları yapıyoruz? Çünkü buradan sonra artık hormon üretimi ya da sindirim enzimi üretimi yapılan yerler bize sorulabilir ve buralar karıştığı için bu nedenle bu kodlamalar seni hep bir adım önde tutacak tekrar söylemek istiyorum. Şimdi kes diyorum. Niye kes? Çünkü ince bağırsaktan sonra artık hormon üretimi olmayacak sindirim kanalı yapılarımızda. Anlaştık mı? Yani buradan sonra hormon üretimi kesildi diye düşünebilirsin. Kolesistokinin ve sekretin gibi hormonlar Oradan üretiliyor peki sindirim enzimi olarak üretilenler nedir diyecek olursak da ince bağırsaklı sadece üretilenler ee, bunları da mesela dağ olarak kodlamanı istiyorum. Hadi onlar nelermiş bakalım şimdi maltaz, sükraz, laktaz, dextrinaz, nükleotidaz, erepsin yani dipeptidaz, enterokinaz yani enteropeptidaz ve aminopeptidaz olmak üzere ince bağırsaktan üretilen ve salgılanan enzimleri görmüş oluyoruz. Tamam mı? bunları da. Mesela daha olarak kodlamanı istiyorum. Şimdi burada özellikle ben böyle çok çok açıklayıcı yazmak istedim. Çünkü hangi enzim neyin sindirimini gerçekleştiriyor bence çok önemli. Ve bunları biz böyle çok zor öğreniyoruz. Ben de işte çok zor öğrenme diye her şeyi olabildiğince açık ve yalın bir şekilde anlatmak istedim. İşte burada maltaz, sükraz, laktaz ve dekstrinaz karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzimdir. Tamam mı? Nükleotidaz nükleotitleri sindirir. Enterokinaz, erepsin ve aminopeptidaz da proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimlerdir. Burada şuna özellikle dikkat etmeni istiyorum. Nükleotidaz diyorum değil mi? Nükleotitleri sindiren enzim. Bak dikkat. Çok önemli. Ünlem işareti. Buraya ekliyorum. Bir sürü bir sürü ünlem. Şimdi nükleotidaz ince bağırsaktan üretilip nükleotitlerin sindiriminde görevli enzimdir. Bir de nükleaz enzimi var ki onu pankreas üretip ince bağırsağa gönderir. O da nükleotitlerin sindiriminden sorumlu enzimdir. Tamam mı? Bak şimdi tekrar ediyorum. Pankreasta üretilen nükleaz enzimi ince bağırsağa gelir ve burada nükleotitlerin sindiriminde görev alır. Ancak ince bağırsak tarafından üretilen nükleotidaz enzimi ince bağırsakta üretilir Yine ince bağırsakta nükleotitlerin sindiriminde görev alır. Bak karşımıza geliyor, karıştırıp soruyorlar. Tamam mı? Söylüyorsam bir şeye bastırıyorsam dikkat et yani. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Ben burada sindirim enzimlerini söyledim, değil mi? Burada söylediğim enzimlerin hepsi ince bağırsakta üretilen enzimler. Ben sana pankreasla üretilip ince bağırsağa gönderilenleri söylemedim. Onu da yeri geldiği zaman pankreas içerisinde söyleyeceğim. Tekrar hatırlatmış olacağım. Tamam mı? O zaman devam ediyorum. Niye buraya karma bez dedik? Hem hormon ürettiği için hem de enzim ürettiği için. Tamam? Mı? Devam edelim. Ürettiği hormonlar nerelere etki ediyor? Şimdi onlara bakalım. Kolesistokinin ve sekretin olmak üzere iki hormon üretiyordu ince bağırsağımız. Kolesistokinin hormonu pankreası uyarıyor ve buradan pankreasın içerisindeki enzimlerin salgılanmasını sağlıyor. Kolesistokinin bir de safra kesesini uyarıyor. Ve bu şekilde uyarması ile birlikte safra kesesinin kasılmasını ve içerisinde bulunan safranın ince bağırsa dökülmesini sağlamış oluyor. Sekretin hormonu ise karaciğerimizi ve pankreasımızı uyarıyor. Karaciğeri uyararak safra üretilmesini sağlıyor. Pankreası uyararak ise bikarbonat iyonu ile ince bağırsağın pH'ının düzenlenmesinde görev almış oluyor. Anlaştık mı? Hormonlar Hangi yapılarımızı uyarıyormuş onları bilmen gerekiyor önemli. Bir de ekstra eskiden şunu söylüyorduk. Enterogastrin hormonu midenin çalışmasını durduran hormondur diyorduk. Artık bunu şu şekilde söylüyoruz. Kolesistokinin ve sekretin hormonlarının birlikte çalışması ile mideye geri bir bildirim yapılır ve midenin çalışması durdurulmuş olur şeklinde ifade etmiş olayım. Kalın bağırsakla devam ediyorum. Burada Sindirim oluyor mu artık olmuyor çünkü ince bağırsak sindirimin kimyasal sindirimin gerçekleştiği son kısımda Ancak burada ne oluyor Emilim oluyor Hatta Monomer emilimi ince bağırsakta tamamlanıyordu Burada Su ve elektrolitlerin emilimi tamamlanmış oluyor burası ince bağırsak ve anüs arasında kalan Bir bir buçuk metrelik bir bölümdür Ve yapısında düz kaslar vardır Ve düz kaslar sayesinde de peristaltik hareket Gerçekleşmiş olur Şimdi e, ee, ince bağırsağımız üç kısımdan oluşuyordu ya. Kalın bağırsağımız da yine kendi içerisinde 3 kısımdan oluşmuş oluyor. Bunlar kör bağırsak yani çekum, kolon adını verdiğimiz diğer bir kısmı bir de düz bağırsaktan oluşan rektum adını verdiğimiz yapı. Şimdi biz ince bağırsağın kalın bağırsakla bağlantılı olan kısmına kör bağırsak diyoruz ve burada olan çıkıntıya da apandis adını vermiş oluyoruz. Tamam Son bölüm rektum olarak karşımıza çıkıyor. Aradaki bulunan yapıya da kolon adını vermiş oluyoruz. Tamam mı? Şimdi rektum ve anüs arasında böyle açılıp kapanabilme özelliğine sahip kaslı bir yapı var. Tamam mı? Burada bu yapıya sifinkter adını veriyoruz ve iki tane. Bunlardan içteki istemsiz çalışırken dıştaki istemli çalışmış oluyor. Tamam mı? Peki biz kalın bağırsakta ne yapıyoruz? Dışkıyı kısa süreliğine depolamış oluyoruz değil mi? Peki burada villus var mıdır? Villus yoktur burada. Anlaştık mı? Çünkü monomer eminimini biz nerede tamamlamıştık? İnce bağırsakta tamamlamıştık. Burada bazı bakteriler var. Bunların B ve K vitaminini üreten bakteriler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? B ve K bakterileri diyoruz bunlara. Bunların isimleri de önemli. İlerleyen aşamalarda da yine karşımıza gelecek. Peki bunları unutmamak için ne yapmalıyız? Biz kalın bağırsakta ne yapıyorduk? Dışkıyı kısa süreliğine depoluyorduk, değil mi? Bu aslında ne? besinlerin oksitlenmiş kalıntısı doğru mu? Evet. Yani B ve K'yı bu şekilde kodlayabilir misin? Kesinlikle evet. Ya da kalın bağırsağın K ve B'sinden de bunu kodlayabilirsin. Bu şekilde aklına getirmeni istiyorum. O zaman benim kalın bağırsağımda mutalis bakteriler var. Yani bu mutalislik ilişki nasıl oluyor? Mutalis ne hocam? Onu da söyle o zaman. Mutalis karşılıklı bir yarar demek. Ben onlara ev veriyorum. Onlar da bana B ve K vitaminini üretmiş oluyor. Bu şekilde yarar sağlamış oluyoruz. İki tarafta bu şekilde mutlu olmuş oluyor. Sindirime yardımcı organ ve yapılarımız dörde ayrılıyor. Karaciğer, pankreas, safra kesesi ve tükürük bezleri olmak üzere. Şimdi bunların her birini detaylı bir şekilde işlemiş olacağız. Sindirime yardımcı yapıları ya da organları kodlayabilmek için hemen bir biyoloji şifre vereyim ki daha kolay aklınızda kalsın. Kitaps olarak kodlayabilirsiniz. Yani karaciğer, daha sonra tükürük bezleri, sonra pankreas ve sonra safra kesesi olmak üzere kitaps olarak bunu kodlayabiliriz tamam mı? şimdi tükürük bezlerinden başlıyorum ben sana sindirim kanalını anlatırken ağız demiştim daha sonra yutak dedim ve sıralamayla devam ettim ağzın içerisinde dil diş ve tükürük bezleri var dedim ve tükürük bezleri kısmını dedim ki ben sindirime yardımcı organ ve yapılar kısmında anlatacağım demiştim işte o kısım burası hadi gel birlikte detaylarına bakalım tükürük bezimiz 3 çeşit olmak üzere kendi içerisine ayrılıyor dil altı çe 6 ve kulak 6 olmak üzere tükürüğün pH'ının da 6-7 arasında olduğunu söyleyebiliriz. En büyük tükürük bezimizin Kulak altı tükürük bezi olduğunu ifade etmiş olayım. Şimdi biz kustuğumuz zaman böyle gırtlağımızda, boğazımızda bir acı tat gelir ya, işte onun sebebi kulak altı tükürük bezimizin çalışıyor olmasıdır diye ifade edeyim. Peki tükürüğün içerisindeki maddeler neler? Onlara bakalım. Karbonhidratların sindirimini sağlayan amilaz enzimi var. Bu nedenle ağızda karbonhidratların sindirimi başlamış oluyor. Zaten tükürüğümüz Mesela şu an ağzımda doldu ve yuttum. İşte bu ağzımda dolan ve yuttuğum tükürük içerisindeki amilaz nereye gitti? Mideme gitti. Hemen sana şunu sormak istiyorum. Dün bunu söylemiştim. Benim ağzımda karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzim tükürüğümün içerisinde var, değil mi? İşte ben o enzimi yutunca nereye gitti? Mideme gitti. O zaman midemde karbonhidratların sindirimi oluyor muydu? Olmuyordu. Peki niye olmuyor? Enzimi gönderiyorum ama olmuyor. Hemen söyle bana. Neydi? Midemiz içerisindeki pH derecesi ağzımızın içerisinde üretilen o enzimin çalışması için uygun olmadığından dolayı bu nedenle midede karbonhidratların sindirimi olmuyordu değil mi? Aferin sana. Hadi devam ediyorum. O zaman içerisinde su da var. Kayganlığı sağlayan ve besinlerin çözülmesinde etkili olan mukus var. Bazı mineraller var ve mikroplara karşı antimikrobiyal enzim olan lizozim enzimi de yer almış oluyor. Şimdi bunu söyledikten sonra diğer sindirime yardımcı organlara bakalım. Yani karaciğer, pankreas ve safra kesesiyle devam etmiş olacağım. Ama ilk önce sana şunu söylemek istiyorum. Bizim vücudumuzda karaciğerimiz ne tarafta, pankreasımız ne tarafta ya da safra kesesi karaciğer tarafında mı, pankreas tarafında mı onu bilmen lazım. O nedenle böyle çok basitleştirerek sana bir şey anlatmak istiyorum. Onu da bu şekil üzerinden anlatmış olacağım. Şimdi bizim vücudumuzda karaciğerimiz sağ tarafta, pankreasımız sol tarafta. Tamam mı? Karaciğerimizin olduğu tarafta safra kesesi bulunuyor. Zaten şöyle düşünebilirsin. Safra kesesi içerisinde bulunan safra sıvısı var ya. işte onu karaciğer üretiyor. O nedenle karaciğerin safra kesesiyle yakın olduğunu bu şekilde düşünebilirsin. Anlaştık mı? Daha sonra da pankreas karşı tarafta bulunmuş oluyor. Bir de burada kanallar var. O kanalların isimleri de çok çok önemli. Yani koledok kanalı ve virsun kanalı dediğimiz kanallar bizim karşımıza soru olarak çok fazla geliyor. O nedenle dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Kodlamayla şimdi söyleyeceğim. Şimdi Koledo kanalı mı karaciğer tarafında Virsun kanalı mı diyecek olursak karaciğer K ile başlıyor. Koledok da K ile başlıyor. O zaman karaciğer tarafında olan kanalın Koledok kanalı olduğunu bilmen istiyorum. O zaman Virsum kanalı ne tarafa kalıyor? Pankreas tarafına kalmış oluyor. O zaman pankreas içerisinde üretilen sindirim enzimleri Virsum kanalı aracılığıyla nereye gönderilir? ince bağırsağa gönderilir demeni istiyorum. Anlaştık mı? Yeri geldiği zaman bunların her birini detaylı detaylı söyleyeceğim. Yani pankreas tarafından üretilen enzimler şunlardır. Bunlar virsün kanalı aracılığıyla hemen nereye gider ince bağırsağa gider ve burada birçok besinin kimyasal sindirimi uğramasında etkili olur diye söylemiş olacağım. Anlaştık mı? O zaman bizim vücudumuzda karaciğerimiz sağ taraftaymış, karaciğerimizin olduğu tarafta safra kesesi varmış, pankreasımız sol taraftaymış, pankreasımızın olduğu tarafta bulunan kanalın adı virsum kanalı, karaciğer tarafında da koledok kanalı bulunmuş oluyor diye ifade etmiş olacağız. Anlaştık mı? Bak burada öğrendiğimiz şey önemli. Şu an temel oluşturdum. Biraz sonra karaciğer, pankreas, safra kesesi kısmında buraları bir kez daha tekrar etmiş olacağım. Bir de burada şunu bilmeni istiyorum. Water kabarcığı dediğim kısım var burada. Şimdi Şimdi pankreas tarafından gelen sıvı ile karaciğer ve safra kesesi tarafından gelen sıvının ortaklaşa döküldüğü yer water kabarcığı oluyor. Ve buradan da ince bağırsağa iletilmiş oluyor. Tamam bu water kabarcığında ne olduğunu söylemiş olayım. Devam ediyorum şimdi pankreasla. Pankreasımız bizim karma bezimiz tamam mı? Şimdi karma bez neye diyorduk? Hem iç salgı hem de dış salgı üretiyorsa buna karma bez diyorduk. O zaman burası hem hormon hem de enzim ürettiği için pankreasa karma bez demiş oluyoruz bu şekilde de ifade etmiş olayım tamam? Peki buranın iki tane yapısı var. Birisi Langerhans adacıkları, diğeri de asinar bölge. Langerhans adacıkları kısmından hormon üretiliyor ve bu üretilen hormonlar sadece kanla taşınıyor. Zaten hormonların sadece kanla taşındığını söylemiştim. Bir de asinar bölge adını verdiğimiz kısım var. O asinar bölgeden de sindirim enzimleri üretiliyor. O enzimler de virsum kanalı aracılığıyla ince bağırsağa gönderilmiş oluyor. Yani hormonlar kanla taşınırken enzimler kanalla taşınmış oluyor. Bunu da tekrar tekrar söylemiş olayım. Şimdi pankreasın Langerhans adacıkları var dedim ya işte buradan insülin ve glikogon hormonları üretiliyor. İnsülin hormonu kan şekerinin düşmesine sebep olurken glikogon yükselmesine sebep olan hormondur diye ifade edebilirim. Buranın da kendi içerisinde iki tane hücresi var. Bir alfa hücresi bir de beta hücresi. Alfa hücresinden glikogon hormonu üretilirken beta hücresinden insülin hormonu üretilmiş oluyor. Şimdi burası karıştırılabiliyor. Seçeneklerde de soru sorulduğunda biz böyle alfa'dan insülin, beta'dan glikagon diyebiliyor. O nedenle karıştırmayalım diye hemen bir biyoloji şifreyle burayı kodlamak istiyorum. Alfa kalın ve sesli harflerden oluşuyor ya. Glikagon da kalın ve sesli harflerden oluşuyor. Bu nedenle alfa'dan glikagon hormonu üretilir demeni istiyorum. Beta'nın içerisinde ince sesli harf var ya. İnsülin de ince sesli harflerden oluşuyor. Bu nedenle betadan da insülin hormonu üretildiğini düşünmeni istiyorum. Anlaştık mı? Bu tarz kodlamalar hepsini bir adım önde tutacak. O zaman hormon üretilen kısmını söylemiş oldum. Gelelim asinar bölgeye yani enzim üretilen kısmına. Bu üretilen enzimler pankreastan ince bağırsa hangi kanalla gidiyordu? Virsun kanalı aracılığıyla gitmiş oluyordu. Aslında pankreas öz suyu diyoruz. Pankreasın ürettiği sıvıya o sıvının içerisinde de enzim var. Bunu da söylemiş olayım. Pankreastan bikarbonat iyonları salgılanır. Bu bikarbonat iyonları ince bağırsan pH'ının ayarlanmasını sağlamış olur. Yani bazik ortam olarak o ortamın dengesini ayarlamış oluyor. Tamam bu şekilde. Peki pankreas öz suyu üretiyor ya pankreas. O pankreas öz suyunun içerisinde neler var? Şimdi onlara bakalım. Su, bazı iyonlar ve bikarbonat iyonları ve bir de sindirim enzimleri var. Bak şimdi sindirim enzimleri de çok önemli. Pankreas tarafından üretilip ince bağırsağa gönderilen sindirim enzimleri bize sorulabilir ayrı ayrı. Çünkü ince bağırsakta üretilip ince bağırsakta sindirimde görevli olan enzimleri mesela dağ olarak kodlamıştım. Şimdi burada ise farklı bir kodlama yapmış olacağım. Peki bu pankreas öz suyu içerisinde bulunan sindirim enzimleri neler? İlk önce ona bakalım sonra kodlamamızı yapalım. Amilaz enzimi, tripsinojen, kimotripsinojen, karboksipeptidaz, lipaz ve nükleaz olmak üzere sindirim enzimleri pankreas öz suyun içerisinde bulunmuş oluyor. Peki bu enzimler hangisi neyi sindiriyor? Ben daha detaylı bir şekilde öğren diye böyle hepsini tane tane yazdım. Amilaz enzimi karbonhidratları sindirir. Tripsinojen, kimotripsinojen ve karboksipeptidaz adını verdiğimiz enzimler proteinleri sindirir. Lipaz lipitleri sindirir. Nükleaz da nükleotitleri sindirmiş olur. Bak şimdi nükleaz dediğim zaman dikkat etmeni istiyorum. Burada ilk önce şunu söyleyeyim. Pankreas tarafından üretilen nükleaz enzimi ince bağırsağa gittiğinde orada nükleotitlerin sindiriminde görev almış oluyor. Bir de ince bağırsakta nükleotidaz enzimi üretiliyor. Orada yine yani ince bağırsak içerisinde nükleotidaz enzimi nükleotitlerin sindiriminde görev almış oluyor. Anlaştık mı? Bak nükleotidaz enzimini ince bağırsak üretiyor. Nükleaz enzimini pankreas üretmiş oluyor. Çok 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 önemli. Anlaştık mı? Devam ediyorum. O zaman şimdi burada üretilen enzimleri kodlayalım birlikte. Pankreas'ta üretilen enzimleri kalın atık olarak ya da kilo kilo altın olarak kodlayabilirsin. Hangisi kolayına gelirse. Yani karboksipeptidaz, amilaz, lipaz Nükleaz, tripsinojen ve kimotripsinojen bunlar pankreas tarafından üretilen sindirim enzimleridir. Anlaştık mı? Bir de burada böyle ıı, proteinleri sindiren enzimlerin olduğu kısım biraz daha yoğun değil mi? Evet. Yani bunlar nelerdi? Kimotripsinojen, tripsinojen ve karboksi peptidazdı. İşte bu enzimler bize ayrıca sorulabilir. Çünkü proteinlerin sindiriminden sorumlu olan enzimler pankreasta fazlaca üretiliyor. İşte bunları da ekstra kütük olarak kodlayabilirsin. Kimotripsinojen, tripsinojen ve karboksipeptidaz bunlar pankreas tarafından üretilip proteinlerin sindiriminde görevli olan enzimlerdir. Tabii ki bu enzimler nereye gidiyor? İnce bağırsağa gitmiş oluyor. Burada üretilen sindirim enzimlerinin her biri pankreas tarafından üretiliyor ama nerede görev alıyor? İnce bağırsakta görev alıyor. Bunu da unutmayalım. Gelelim karaciğerimize. Karaciğer sindirim enzimi üretmez çok önemli. Bak o kadar önemli ki böyle o kadar böyle fosforlu kalemle falan çiz. Tamam mı? Çünkü buradan katalaz enzimi üretiliyor. Hocam hani sindirim enzimi üretilmiyordu? Katalaz sindirim enzimi değil tamam mı? Katalazın görevi zehirli olan bizim vücudumuzda hidrojen peroksit var. İşte o hidrojen peroksitin zehirsizleştirilmesini sağlamış oluyor. Yani herhangi bir şekilde sindirimde görev almaz. Bu nedenle karaciğer sindirim enzimi üretmez. Peki karaciğer ne yapar? Ne üretir? Safra sıvısını üretir. Hocam ya safra sıvısının safra kesesi üretmiyor mu? Tabii ki de hayır. Hayır. Tabii ki. Tabi ki hepimiz kazandı. Ama evet. kazandı. Hayır. Hepimiz kazandı. Evet. Hayır. Tabii ki. Tabi ki hepimiz Ama evet. evet. Sen sen yok okuyorsun? Ben Bizim evet. okuyorsun. Oku, yok, ben değil yok mezun Evet ben. Mezun evet Evet <laughs> safra sıvısını karaciğer üretir. Daha sonra safra kesesine gönderir. Safra kesesi de ihtiyaç durumunda bunu ince bağırsağa iletmiş olur. Anlaştık mı? Dikkat dikkat dikkat. O zaman safra sıvısının üretmesi çok önemli. Zaten burada bulundurmuyor. Nereye? Hemen yakınında bulunan safra kesesine göndermiş oluyor. Bir de karaciğerimizde şu var. Karaciğerimizde amonyak var. Yani bizim vücudumuzda dolaşıyor dolaşıyor karaciğerimize geliyor. Karaciğerimiz içerisinde ornitin döngüsünde bu zehirli olan amonyak daha az zehirli olan üreye dönüştürülüyor. Tamam mı? Bu nedenle karaciğerden çıktığı damar var ya yani karaciğer üstü toplar damarı vücudumuzdaki üre derişiminin maksimum olduğu damardır diye söyleyeceğim. Biraz sonra da zaten tekrarlamış olacağım. Anlaştık mı? Peki burası başka neler yapıyor? Karaciğer bizim çok büyük bir organımız. Vücudumuzdaki en büyük organımız. Ve buranın çok fazla görevi var. Yanlış hatırlamıyorsam üniversitedeyken biz bunu bir ya da bir buçuk ay gibi bir süre işlemiştik karaciğeri. Böyle 700 tane falan görevi var. Buranın zarar görmesi bizim hayatımızı çok büyük bir oranda etkilemiş oluyor. Şimdi bizim vücudumuzda birçok glikoz var. İşte bu glikoz karaciğerimizde glikojen şeklinde depolanıyor. Bunu da zaten insülin hormonu sağlıyor. Yani kan şekerimizi düşürüyor diye insülin. İşte bunu nasıl yapıyor? Glikozların glikojen şeklinde depolanmasını sağlayarak bunu yapıyor. Peki glikagon vardı. Kan şekerimizi yükselten hormondu. İşte karaciğerde bu glikagon hormonu da glik glikojenden glikoz oluşumunu sağlayarak da kan şekerimizi yükseltmiş oluyor. Yani karaciğerde bu iki dönüşüm reaksiyonu da oluyor. Yani glikozdan glikojen oluyor. Glikojenden glikoz oluşmuş oluyor. Protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasını ayarlıyor, vücut ısısını düzenliyor. Yağda çözünen vitaminlerimiz var. A, D, E, K olarak bunları Adek olarak da kodlayabilirsin, Kadeh olarak da kodlayabilirsin. İşte bunların vücudumuzda depolanmasını sağlamış oluyor. Aynı zamanda B12 vitamini ve demir mineralinin de depolanması karaciğer tarafından gerçekleştirilmiş oluyor. Şimdi bizim vücudumuzda BC vitaminleri bir de ADEK vitaminleri vardı. BC vitaminleri suda çözünen vitaminlerdi. Onların fazlası atılıyor ama ADEK vitaminlerinin fazlası karaciğerde depo edilmiş oluyor. Burası embriyonik dönemde al yuvar üretiminde yani kırmızı kan hücresi üretiminde görevlidir. Yaşlanmış olan al yuvarları yine yok eden de karaciğerdir diyebilirim. Kandan bahsetmişken yani kan üretiminden bahsetmişken burası aynı zamanda kanımızın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelleyen maddeyi üreten de yerdir. Yani bu madde hangisidir diyecek olursak da heparindir diyebilirim. Burada pıhtılaşma sağlayan fibrinojen de üretiliyor. Bir de ilaçların, alkolün zehirli etkilerini ortadan kaldırıyor. Aynı kim gibi hidrojen peroksitin daha zehirsizleştirilmesi gibi diye ifade edebilirim. Peki sadece bunları mı yapıyor? Hayır. Bizim vücudumuzda provitamin A var. Yani A vitaminin öncülü var. İşte o öncülü de A vitaminine dönüştürmüş oluyor. Buradan hormon da üretiliyor. Hormon üretiliyor. Bu nedenle zaten biz buraya e, karma bez diyoruz. Yani karaciğerimiz bizim karma bezimiz. Neden? Hem kara, hem hormon ürettiği için hem de safra sıvısını ürettiği için bu şekilde isimlendirebiliriz. Peki bu hormon eritropoietin hormonu buradan çok fazla mı üretiliyor? Hayır aslında üretildiği yer böbrek ama buradan da az miktarda üretildiğini söyleyebilirim. Bir de buradan albümin, globulin gibi proteinler de üretiliyor. Bunlar kanın ozmotik basıncının ayarlanmasını sağlayan kan proteinleridir. Bu da burada üretilmiş oluyor. Biraz önce ben sana safra sıvısını kim üretiyor demiştim. Karaciğer üretiyordu değil mi? Bize soruda seçeneklerde mutlaka şunu söyler. Safra kesesi safra sıvısını üretir der. O zaman diyeceğiz tamam mı? Yani unutmamak için böyle ee, abuk sabuk bir kodlama yapalım. Hadi e, safra sıvısını kim üretir? Saf karaciğer üretir. O kadar safsın ki safra kesesinin yapacağı işi sen yapmışın gibi düşünebilirsin. Anlaştık mı? Yani karaciğer ne üretir? Safra sıvısını üretir. U unutma yaalım. Seçeneklerde yazar en basit seçeneklerden biridir aslında bu ama mantıken safra sıvısını safra kesesi üretiyormuş gibi düşündüğümüzde ona tik atı veriyoruz aman diyeyim o yanılgıya biz düşmeyelim tamam mı? Şimdi karaciğerin damar bağlantılarına gelecek olursam diğer organlarımızdan farklı olarak karaciğerimizin 3 tane damar bağlantısı var. 2 tane karaciğere giren damar var bir de karaciğerden çıkan damar var. Karaciğere giren damarın bir tanesi karaciğer atar damarıdır diğeri de karaciğer kapı toplar damarıdır. Çıkan damar ise Karaciğer üstü toplar damarıdır. Tamam mı? Şimdi peki kapı toplar damarı karaciğere nereden gelir? İnce bağırsak tarafından gelir. Tamam mı? Yani ince bağırsakta emilen besinler kapı toplar damarı aracılığıyla karaciğere, oradan karaciğer üstü toplar damarıyla kalbin sağ kulakçığına gelmiş olur. Anlaştık mı? Yani bunu da besinlerin emilim kısmında sana anlatmış olacağım. Ama sadece şunu bil kapı toplar damarı ince bağırsaktan karaciğere doğru gelen damardır diye bilmeni istiyorum. Şimdi burada şunları söylemek istiyorum. Karaciğer üstü toplar damarına A dedim. Karaciğer atar damarına C dedim. Kapı toplar damarına B dedim. Tamam mı? Hemen gel şimdi şunları söyleyelim. Tok olduğumuz durumda kandaki glikoz miktarı sıralamasına bakacak olursak tok olduğumda artık sindirim gerçekleşecek. O zaman ince bağırsağa geldi ya besinler. Bütün besinler sindirildi. Geri emilenler kapı toplar damarı aracılığıyla karaciğere gelecek ya. O zaman en fazla glikoz miktarı nerededir? Kapı toplar damarındadır. Peki oradan geçip nereye gelecek? Karaciğer üstü toplar damarına. Oradan dolaşacak dolaşacak dolaşacak. Tok, sonra tekrar karaciğere geldiği zaman... Karaciğer atar damarına gelmiş olacak. O zaman tok olduğumuz zaman en az glikoz miktarı bizim nerede? Karaciğer atardamarında. En fazla ise kapı toplardamarında olmuş olacak. Anlaştık mı? Bunu şu şekilde hayal etmeni istiyorum. Şöyle yapayım. Dur. <laughs> Yapamadım. Yaptım sanırım. Dur bakayım ekrandan. Şimdi bu bir karaciğer olsun. Şurası karaciğer tamam mı? Burası karaciğer atardamarı, burası karaciğer üstü toplar şurası da kapı toplar olsun. İnce bağırsakta emilen besinler karaciğere geldi ne yapacak buradan gidecek artık. Yani giriş yapmayacak değil mi? Gidecek. O yüzden karaciğer üstü toplar damarıyla gidiyor gidiyor gidiyor. Dolaşıyor 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 geldi geldi karaciğer atardamarına tekrar gelecek. Anlaştık mı? O nedenle bu en son yani en az glikozun olduğu yer. Bu nedenle burada en fazla onun olduğu yer. Sonra da buradan sonra da buradan çıkış yaptığı için ikinci de burası olmuş oluyor. Anlaştık mı? Bu şekilde gözünde canlandırabilirsin. Şimdi aç olduğumuz durumda karaciğerdeki damarların glikoz miktarlarına bakalım bir de. Tokluk durumuna baktık. Şimdi hemen şöyle yapayım elime. Hemen şöyle açayım. Bu damarımın adı neydi? Karaciğer atar damarı. Bu neydi? Karaciğer üstü toplar damarı. Bu da neydi? Kapı toplar damarı. Bu damar nereden geliyordu? İnce bağırsaktan. Şimdi ben açım. Yani benim hiçbir şekilde sindirim yapılarımdan besin geçmedi. O nedenle kapı toplar damarından gelecek bir glikoz yok. Burada karaciğerde değil mi? Karaciğer içerisinde benim depoladığım karbonhidrat yani glikojen var değil mi? Evet. Glikojen glikoza dönüşürse kan şekeri yükselmeye başlar. Bunu sağlayan hormon kimdi? Glikogon. Yani glikogon kan şekerinin yükselmesini sağlar ne durumda aç olduğumuz durumda yani açlık durumunda bunu yapmış olur. O zaman burada bir sürü glikozlar oluştu. Bu glikoz nereden çıkacak? Tabii ki de karaciğer üstü toplar damarından buradan çıktı 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 döndü dolaştı nereye geldi karaciğer atar damarına yani buradan çıkıp buraya geldiği için burada da en fazla burada ikinci en sonda burasıdır demeni istiyorum anlaştık mı tokluk ve açlık durumundaki bu damarların kıyaslaması da bize sorulabilecek sorulardan biri olduğu için böyle özellikle basitleştirerek anlatmak istedim geliyorum safra kesesine safra kesesi safra üretir mi? Hayır üretmez. Safrayı salgılar. Salgılamak, üretmek aynı şey değildi değil mi? Üretmek ve sentezlemek aynıydı ama salgılamak var olan şeyi göndermek olduğu için farklıydı. O zaman karaciğer tarafından üretilen safra sıvısı burada ne oluyor? Depolanıyor ve gerektiğinde buradan ince varsa gönderilmiş oluyor. Hangi kanalla gönderiliyor? Burası karaciğer tarafında olan yer olduğuna göre o zaman K ile başlayan kanaldı. Yani koledok kanalı demeni istiyorum. Safra sıvısı içerisinde Neler var şimdi onlara bakalım su var safra pigmenti yani bilirubin var kolesterol safra tuzları bikarbonat iyonu ve yağ asidi bulunmuş oluyor safra sıvısının görevi nedir sindirim sisteminin ilk videosunu anlatırken mekanik sindirim kısmında ben sana safra sıvısı yağların mekanik sindiriminden sorumludur demiştim değil mi evet herhangi bir şekilde sindirim enzimi var mı bunun içinde yok onu unutma tamam mı? Peki burada bulunan e, maddeleri hemen bir biyoloji şifreyle kodlayacak olursak bunu saf sun yakup olarak kodlayabiliriz. Safra tuzları var içerisinde su var yağ asidi kolesterol ve bilirubin adını verdiğimiz bir madde bulunmuş oluyor. Bir de bir karbonat iyonları vardır diye ifade etmiş olalım. Anlaştık mı? bu kadar söylemiş olduk. Şimdi devam edelim. Safra sıvısı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Safra sıvısı nerede taşınır? Kanalla taşınır değil mi? Koledok kanalında. Yani hormon olmadığı için kanda taşınamıyor. O nedenle sağlıklı insanın kanında safra sıvısı kesinlikle bulunmaz. Unutmayalım. Peki safra sıvısı ne yapıyor? Yani yağları yağ damlacıklarına dönüştürüyor. Yani mekanik sinirimi sağlıyor. Peki başka neler yapıyor? İçerisinde bulunan antiseptik özellik sayesinde zararlı mikroorganizmaları öldürmek sorumlu olan bir organımızdır diyebilirim. İçerisindeki bikarbonat iyonu sayesinde ince bağırsağın ortamının dengelenmesini sağlamış oluyor. Bu nedenle de pH dengesi ayarlandığı için metabolik faaliyetler düzgün bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Yağda eriyen vitaminlerin emilimini kolaylaştırıyor. Besinlerin kokuşmasını önlüyor ve dışkıya renk verdiğini de söyleyebilirim. Hemen bu üçünü yani şu ana kadar öğrendiğimiz pankreas, karaciğer ve safra kesesini şekil olarak görecek olursam. Karaciğer her tarafında bulunan kesemiz neydi? Bizim safra kesesiydi. O zaman karaciğer ve safra kesesinden çıkan sıvılar hangi kanalla ince bağırsağa gider koledo kanalıyla gitmiş olur pankreas tarafında bulunan kanal hangisiydi virsun kanalıydı bu da pankreas içerisinde bulunan sindirim enzimleri virsun kanalı aracılığıyla ince bağırsağa gider peki ince bağırsağa gitmeden önceki ortak durakları neresidir water kabarcığı adını verdiğimiz kısımdır bunu da burada tekrarlamış olayım Şunu söylemek istiyorum ilk önce. Hani böyle kitap fuarlarına falan gittiğimde karşılaştığımızda ya da yolda vesaire herhangi bir yerde karşılaştığımızda böyle çok sevindiğinizi ve böyle çok heyecanlandığınızı söylüyorsunuz. Aynı heyecan benim için de geçerli arkadaşlar yani şu anda böyle kalp atışım birazcık fazla olduğunu söyleyebilirim yaşadığımız her duygu gerçekten çok samimi o yüzden bu samimiyetinizi bana aktardığınız için de çok teşekkür ederim ben de aynı samimiyetle sizi kucaklıyorum sizi çok seviyorum hadi şimdi başlıyorum biz birinci ve ikinci gün videosunda sindirim sisteminin böyle en temel kısımları gördük artık hangi kısımlarda hormon üretiliyor hangi kısımlarda sindirim enzimi üretiliyor onları da gördük. Kanalları da gördük. Hormonların sadece kanla taşındığını, kanallarda ise sinirim enzimlerinin taşındığını söyledik. Hangi enzim nereden salgılanıyor ondan da bahsettik. Şimdi o kısımlarda öğrendiğimiz bütün bilgileri burada derleyip toplayacağız ve hangi besin nerede sindiriliyor ona bakmış olacağız. Şimdi hemen bakalım. Sindirim nerede başlar? ağızla başlar değil mi? Ağız, mide ve ince bağırsağımız sindirim yapılarımız bizim. Peki ağzımızda karbonhidratların sindirimi oluyor. Midemizde proteinlerin sindirimi oluyor. İnce bağırsağımızda bütün besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşiyor. Peki hemen detaylı detaylı bakalım şimdi. Ben ağızda şu midede şu oluyor diye gitmeyeceğim de karbonhidratların sindirimi nerede oluyor? Proteinlerin sindirimi nerede oluyor? Yağların sindirimi nerede oluyor? Şeklinde ilerlemiş olacağım. Tamam mı? Karbonhidratların sindirimiyle başlayalım. Karbonhidratların sindirimi ağızda ve ince bağırsakta olur. Midede de olmaz. Şimdi ben ağzımdaki tükürük bezim içerisinde amilaz enzimini üretiyorum ve karbonhidratların sindirimine burada başlıyorum. Sonra o tükürüğümü yuttuğumda tükürüğüm mideme gittiğinde amilaz enzimim de mideme gitmiş oluyor. Ancak midemin pH derecesi o amilaz enziminin çalışması için uygun olmadığından dolayı midemde karbonhidratların sindirimi olmuyor. Ince bağırsağa geldiğimizde yine karbonhidratların sindirimi oluyor. Çünkü hem ince bağırsakta karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzimler üretiliyor, hem de pankreas tarafından üretilip ince bağırsağa gelmiş oluyor. Bu nedenle ağızda ve ince bağırsakta karbonhidratların sindirimi olurken midede olmaz demiş oluyorum. Tamam mı? Bir de sana parantez içi bilgisi olarak vermek istiyorum. Benim pankreasımda ürettiğim karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzimim amilaz enzimidir ince bağırsamda ürettiğim ve ince bağırsakta karbonhidratların sindiriminden sorumlu enzimler ise dekstrinaz, maltaz, laktaz ve sükrazdır. Bunlar da yine karbonhidratların sindiriminde görev almış olur. Yani burada böyle tane tane belirttim ki herhangi bir şekilde soru işareti kalmasın aklında diye. Unutma ince bağırsakta amilaz enzimi üretilmez. Pankreasta üretilen amilaz enzimi ince bağırsakta görev almış olur. Unutma Unutmayalım. Tamam. Anlaştık mı? Aklı soru işareti kalmasını istemiyorum. Çünkü bu benim için çok önemli. Geliyorum şimdi proteinlerin sindirimine. Proteinlerin sindirimi ağızda olmaz, midede olur, ince bağırsakta olur. Tamam mı? Peki midede proteinlerin sindirimini sağlayan enzim nedir? Mide içerisinde üretilen pepsin enzimidir. Aslında bu enzim pepsinojen olarak burada üretilir. Ama hidroklorik asitle birlikte aktifleştirilir ve bu nedenle midede proteinlerin sindiriminde görev almış olur. Peki ince bağırsakta bağırsakta proteinlerin sindirimini sağlayan enzimler üretilir mi? Evet üretilir. Bir de pankreasta üretilip ince bağırsağa gönderilen enzimler de vardır. Onlar da yine proteinlerin sindiriminde görev almış olur. Zaten ben sana sindirime yardımcı organlar kısmında pankreas içerisinde proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimleri yani pankreasın ürettiği proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimleri kütük olarak kodlayabilirsin demiştim. Gel şimdi onları söylemiş olayım sana. Karboksipeptidaz Tripsinojen ve kimotripsinojen bunlar pankreasta üretilip proteinlerin sindiriminden sorumlu olan enzimlerdir diyebiliriz. Tabii ki bunlar nereye gönderiliyor? Yani nerede çalışıyor? İnce bağırsağa gönderiliyor ve orada proteinlerin sindirimini gerçekleştirmiş oluyor. Peki ince bağırsakta üretilip orada proteinlerin sindiriminde görev alan enzimler hangileridir? Amino peptidas, dipeptidas yani erepsindir diyebilirim. Anlaştık mı? süpersin. Yani midede oluyor, ince bağırsakta proteinlerin sindirimi oluyor. Geliyorum yağların sindirimine. Yağların sindirimi ağızda olmaz, midede olmaz, ince bağırsakta olur diyeceğiz. Peki ince bağırsakta yağların sindiriminde görev alan enzim hangisidir? Lipaz enzimidir. Bu lipaz enzimini pankreas üretir. Nereye gönderir? ince bağırsağa gönderir ki ince bağırsakta yağların sindirimi gerçekleşsin diye. Tamam mı? Peki işte bu protein sindirimi oluyor karbonhidrat sindirimi oluyor, yağ sindirimi oluyor ya. Bunların tepkimelerine detaylı bir şekilde bakalım. İlk bakmam gereken kısım karbonhidratların sindirimi olacak. Hadi şimdi karbonhidratların sindirimi olarak başlığı atıyorum ve ağız ve ince bağırsakta gerçekleşen karbonhidrat sindirimi tepkimelerine birlikte bakalım diyorum. Hadi bakalım. Şimdi ben ekmek yedim diyelim ki ya da glikojen içeren bir besin aldım. İşte bunu almam sonucunda ağzımda ürettiğim yani tükürük bezinde ürettiğim amilaz enzimiyle nişasta ya da glikojen ne aldıysam artık bu küçük birazcık küçük parçaya ayrıştırılıyor. Küçük parçaya ayrıştırılıyor derken aslında biraz yapı birimine ayrıştırılıyor. Ama dibine kadar parçalanmıyor. Çünkü ağızda o kadar çok zaman geçirilmiyor. Anlaştık mı? Yani hemen nişastanın ya da glikojenin bir ufak parçasına bakacak olursak nişasta ve glikojeni aldım. Herhangi birini. Suyla ben hidroliz ediyorum. Daha sonra tükürüğümde ürettiğim amilaz enzimiyle bunları parçalıyorum. Neye dönüştürüyorum? Maltoz ve dekstrine dönüştürmüş oluyorum. Maltoz dediğim iki tane glikozun birleşmesiyle meydana gelen bir disakkaritti. Ben sana bunu karbonhidratları TYT'de anlatırken iki geri zekalı bir mal eder diye kodlamıştım. Değil mi? Şimdi oradan düşünebiliriz. Peki dextrin ne? Üçten daha fazla glikozun içerdiği bir moleküldür diyebiliriz. Anlaştık mı? O zaman yani bunların içinde de maltozun içinde de dextrinin içinde de glikoz var. Ama birinde iki diğerinde üçten daha fazla. Peki nişasta ve glikojene bakacak olursak çok tane glikoz olduğunu söyleyebiliriz. Bu olay nerede gerçekleşiyor? Ağızda gerçekleşiyor unutmayalım. Devam ediyorum şimdi. Diyelim ki ben nişasta ya da glikojen aldım. Bunu ağzımda maltoz ve dekstrine dönüştüremedim. Çünkü çok fazla aldığımı düşünelim. Yuttum direkt. Daha sonra mideme gitti. Midemden de ince bağırsağıma gitti. İşte bu. Nişasta ya da glikojeni pankreas tarafından ürettiğim amilaz enzimi ile birlikte ben yine maltoz ve dekstrine dönüştürmüş oluyorum. Buradaki amilaz enzimi pankreas tarafından üretilir. Burası çok önemli. Tamam mı? Bu amilaz pankreas tarafından üretiliyor. Buradaki amilaz ise tükürük bezi tarafından üretilmiş oluyor unutmayalım. Yani ağızdaki karbonhidratların sindirimi sırasındaki amilaz tükürükten ince bağırsakta gerçekleşen bu karbonhidrat sindirimi sırasında amilaz enziminin pankreas tarafından üretilen amilaz olduğunu unutmayalım. Bu önemli. Sonra devam ediyorum. Ben dextrin yapmıştım değil mi? Evet. Ve maltoz yapmıştım. İşte ilk önce dextrini alayım. Çünkü o biraz daha büyük bir molekül ya. Ben bunu yine su ile birlikte Parçalayacağım yani hidroliz yapmış olacağım hidroliz yapacağım ama dextrini hidroliz edeceğim enzimin adı dextrinaz enzimidir sonu azla bitenler aktif enzim olmuş oluyordu o zaman bunun enzimi de dextrinaz enzimi oluyor ve bu da ince bağırsak tarafından üretilen bir enzimdir ve bunun sonucunda glikozlar oluşur çok tane glikoz oluşmuş oluyor bak şimdi. Özellikle yazdım altına ince bağırsak tarafından üretilir diye ki sana bir kez daha bu tekrar olsun diye. Anlaştık mı? Bak benim için çok önemli. Çok sağlam temellerle gitmemiz. Devam ediyorum. Biraz önce maltoz oluşturmuştum dekstrinin yanında. O maltozu alıyorum bu sefer. Maltozu suyla parçalıyorum. Maltaz enzimiyle maltozun yapı birimleri neydi? İki glikozlu yani iki gerizekalı bir mal eder demiştik. İşte bu da iki tane glikoza dönüşmüş oluyor. Peki maltaz enzimi nerede üretiliyor? İnce bağırsakta üretilmiş oluyor. Laktoza gelecek olursak laktoz ve sükroz da yine karbonhidrattır ve disakkarittir. Laktozu sindirdiğimiz enzim laktaz enzimi dir. Sükrozu sindirdiğimiz enzim sükraz enzimidir. Bunların etkisiyle birlikte de laktozun yapı birimleri olan glikoz ve galaktoz oluşur. Sükrozun yapı birimleri ise glikoz ve fruktozdur diye ifade edebilirim. Tamam mı? O zaman monosakkaritlerine kadar parçaladım mı ben karbonhidratı? Kesinlikle evet. Peki bu olayı nerede yapıyorum? İnce bağırsakta yapmış oluyorum. Yani ince bağırsakta gerçekleştirdiğim karbonhidratların sindirimini ağızda ve ince bağırsakta gerçekleştiriyorum demiştim. İşte Karbon hidratların sindirimi sırasında oluşan tepkimeleri de bu şekilde görmüş olduk tane tane ifade ettim altına nereden üretildiğini de yazdım enzimlerinin çok önemli bak çok önemli o kadar önemli ki üstüne basa basa söylüyorum bak tamam mı yani dur dur bak buraya dur dur bak yani anlaştık mı yani tekrar etmemiz lazım bugünkü video sonunda böyle buraları böyle e, eskite eskite yani çalış tamam mı hatta bir kere de ekstra defterine herhangi bir kağıda yazmanı istiyorum bu tepkimelerim. Sonra bir de karbonhidratların sindirimi ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Selüloz da bir karbonhidrattır. Nişasta gibi büyük bir moleküldür. Ya da glikojen gibi büyük bir moleküldür. Yapısal bir moleküldür tamam mı bu? Bitkilerin hücre duvarının yapısına katılır bu. Biz neden selülozu sindiremiyoruz? O önemli. Selülozun sindirilebilmesi için selüloz enzimine ihtiyaç var. Tamam mı? Biz bu enzimi üretemediğimiz için bunu sindiremiyoruz. Bunu kimler sindirebilir? O Otçul memeliler selülozu sindirebilir, biz sindiremeyiz. Peki selülozu biz almıyor muyuz vücudumuza? Alıyoruz. Yani biz ot yemiyor muyuz? Yiyoruz. Tere yiyoruz, marul yiyoruz, roka yiyoruz ki ben bunları çok severim bu arada. Yeşillik hastasıyımdır. Yeşillikleri yediğimizde aslında selülozu almış oluyoruz. İşte selülozu alıyorum, sindirmiyorum. Niye yiyorum o zaman ben bunu? Bu benim bağırsağımda mukus üretimini salgıladığı için, uyardığı için ve benim vücudumdaki emilimin gerçekleşmesinde görev aldığı için ben bunu yediğimde benim vücudum için iyi bir şey olduğunu Dolayı ben selülozu yemiş oluyorum diye ifade edebilirim ama unutmayalım ki selülozu insanlar sindiremez o nedenle mesela elma yedik diyelim ki elma kabuğunu bizim kakamızda görüyor olmamız selülozun sindirilmediğini kanıttır diyebilirim böyle bir iğrenç örneği de verdikten sonra hemen devam ediyorum proteinlerin sindiriminden. Yani tepkimelerine bakacağız birlikte. Proteinlerin sindirimi nerede oluyordu? Midede ve ince bağırsakta oluyordu, değil mi? O zaman bakalım. Midede proteinlerin sindiriminde görevli olan enzim neydi? Pepsin enzimiydi, değil mi? Pepsin enzimi aktif bir şekilde mi salgılanıyordu? Hayır. Pepsinojen olarak salgılanıyordu. Ancak hidroklorik asitle birlikte biz bunu pepsine dönüştürmüş oluyorduk. Bak sana şuraya dikkat etmeni istiyorum. E, pepsinojenin olduğu yere ben M yazdım gördün mü evet işte o M ne biliyor musun mide demek yani Pepsinojen nereden üretiliyor mideden üretiliyor demek istiyorum tamam mı bak tane tane yazıyorum bak önemli çünkü bunları bilmemiz tamam mı? O zaman ben midemde bir protein olduğunda ben ne yapıyorum? Pepsinojeni aktifleştiriyorum, pepsin yapıyorum. Bu pepsini de proteinlerin sindiriminde kullanıyorum ve polipeptitleri yapmış oluyorum. Yani daha yapı birimini ayrıştırmıyorum. Çünkü buradan sonra ince bağırsağa geçmiş olacak. Şimdi bu polipeptitleri alıyorum, ince bağırsağıma gönderiyorum. İnce bağırsakta bu polipeptitler daha küçük polipeptitlere dönüşecek. Ama kim aracılığıyla? Tripsin ve kimotripsin aracılığıyla. İşte bu enzimler normalde şu anda aktif ama normalde benim vücudumda aktif olarak mı bulunuyor? Kesinlikle hayır. Bunlar benim vücudumda hemen şöyle yapalım. Tripsinojen ve kimotripsinojen olarak bulunuyor. Yani pasif olarak bulunuyor. O zaman ben ilk önce tripsinojeni bir aktifleştireyim. Peki ben bunu nasıl aktifleştireceğim? Enterokinaz adını verdiğimiz ince bağırsak tarafından üretilen bir enzimle aktifleştirmiş olacağım. O zaman ben bunu aktifleştiriyorum ve tripsin yapmış oluyorum. Sonra bu tripsini alıyorum. Kimotripsinojenle birlikte reaksiyona sokuyorum. Ve kimotripsin yapmış oluyorum. Yani aktifleştiriyor muyum? Evet. O zaman sen aslında burada şunu mu anlıyorsun? Tripsini ben alıp burada başka bir reaksiyona soktuğum için enzimlerin takım halinde çalıştığını anlamış oluyor musun? Kesinlikle evet. Yani TYT kısmında anlattığım enzimler konusu içerisinde enzimler takım halinde çalışır diye ifade ettiğim kısımda burası olmuş oluyor. Tamam mı? O zaman ben burada polipeptitleri su ile birlikte parçaladım. Tripsin ve kimotripsin enzimleri ile birlikte küçük polipeptitlere dönüştürmüş oldum. Peki işlemin bitti mi? Yani amino asitlere geldim mi? Hayır daha yolum var. O zaman bu küçük polipeptitleri alacağım. Ben bu sefer bunları aminopeptidaz ve ve karboksipeptidaz enzimleri ile birlikte dipeptit ve tripeptite dönüştürmüş olacağım. Yani dipeptitte iki tane amino asit var. Tripeptitte üç tane amino asit var unutmayalım tamam mı o zaman bunlar nereden salgılanıyor bu enzimler onları da bilelim aminopeptidaz enzimi ince bağırsaktan iken karboksipeptidaz pankreas tarafından üretilen salgılanan enzimler olmuş oluyor ince bağırsağa geliyor ve bunlar proteinlerin sindiriminde görev almış oluyor Şimdi geliyorum dipeptit ve tripeptiti alıyorum. Bu sefer bunları en küçük yapı birimine dönüştürmüş olacağım. Dipeptit ve tripeptiti alıyorum. Dipeptidaz ve tripeptidaz enzimlerini kullanarak ben bunları amino asitlere dönüştürmüş oluyorum. Bu enzimler nerelerden üretiliyor? İnce bağırsaktan üretiliyor. Bunları da söylemiş olayım. Şimdi burası biraz karışık gibi değil mi? Ama lütfen bu kısmı defterine böyle sesli bir şekilde tekrar ede ede yaz. Emin ol çok karışık olmadığını sen de göreceksin. Tamam. Miyle de proteinlerin sindiriminin nasıl gerçekleştiğini, ince bağırsakta nasıl gerçekleştiğini tepkimelerle ve enzimlerle ifade etmiş oldum. Tamam mı? Burada şunu söylemek istiyorum. Hani biz genellikle aktifleştirdik değil mi buradaki enzimleri? Yani proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimlerin genellikle inaktif olarak salgılandığını ve bu nedenle bunları aktifleştirmemiz gerektiğini biraz önce gördük. İşte bunlar neden inaktif olarak salgılanıyor? Bu da bize sorulabilir. Mesela midemizde proteinlerin sindiriminden sorumlu enzim üretiliyor. Pankreas da üretiliyor ince bağırsakta üretiliyor değil mi İşte bu enzimlerin inaktif olarak salgılanması oranın zarar görmesinin engellenmesinden dolayıdır tamam mı Çünkü aktif olarak salgılanmış olsaydı direktman böyle sürekli sürekli çalışmış olacaktı ve bunun sonucunda da asitlik artmış olacaktı Yani ortam zarar görmesin diye bu nedenle bu enzimler yani proteinlerin sindiriminden sorumlu enzimler genellikle inaktif olarak salgılanırlar diyebiliriz Şimdi biraz önce Kabul ediyorum, karışık kısımlardan bahsettik. Yani aslında bizim için e, aktifleştirme tepkimeleri ortalığı biraz daha karıştırdı diyebilirim. Şimdi hemen o kısmı biraz daha sadeleştirmek istiyorum. Şurayı sadeleştireyim. Bir de şurayı sadeleştirmek istiyorum. Hemen şöyle yapayım. Şimdi aktifleştirme tepkimelerin olduğu yerleri ben böyle yuvarlak içine alacağım. Tamam? Mı? Şurası ve şurası. Değil mi? Bunlar aktifleştirme tepkimeleri. Yani nerede bunlar? Hemen şuralarda yazdım. Yani bunları ayrıca bilirsek aslında proteinlerin sindirimi çok seri bir şekilde bilebileceğimiz kavramlar. O nedenle aktifleştirme tepkimelerini de burada ayrı bir şekilde yazdım ki kafa karışıklığı olmasın sen daha yalın bir şekilde anlayabil, sade bir şekilde görebil diye. Anlaştık mı? Özellikle hangi enzimin nereden üretildiği bunları da belirttim ve parantez içi bilgisi olarak da bunları yazdım. M mideyi, b ince bağırsak olduğunu ya da P pankreas olduğunu ifade ettim ki hani çok karışıklık olmasın aklında diye. Tamam. Bunları da söyledikten sonra geliyorum yağların sindirimine. Yağların sindirimi nerede oluyordu? ince bağırsakta. Yani ben ağzıma yağı attım orada bir şey olmadı. Midemden geçti yine bir şey olmadı. İnce bağırsağıma geldi orada yağların kimyasal sindirimi oluyor değil mi? İlk önce orada yağların mekanik sindirimi oluyor. Yani fiziksel sindirim. Peki yağların fiziksel sindiriminde görev alan e, yapı neydi safra sıvısı safra sıvısını kim üretiyordu safra kesisi mi hocam ne yapıyorsun Allah aşkına dur bir safra sıvısını safra kesisi üretmez karaciğer üretir. Dediğini duyar gibi aferin sana tebrik ediyorum. Önemli çünkü seçeneklerde veriyorlardı değil mi? Safra kesesi safra sıvısını içerir. Çünkü karaciğer ona göndermiştir. Gerektiğinde bu kese kasılır ve safra sıvısı ince bağırsağa gelmiş olur. İşte safra sıvısı burada mekanik sindirimin gerçekleşmesini yani yağların yağ damlacıklarına dönüşmesini sağlamış oluyor. Daha sonra ben bu yağ damlacıklarını alıyorum. Su ile birlikte ve pankreasın ürettiği lipaz enzimi ile birlikte yağ asidi ve gliserole dönüştürmüş oluyorum. Bu olay nerede gerçekleşiyor? ince bağırsakta gerçekleşmiş oluyor. Anlaştık mı? Bu kadar. Aslında şunu anlıyoruz bunu gördükten sonra yağların sindirim tepkimesi çok basit. Daha sonra karbonhidratlar basit en zor da proteinler diyebilirsin, düşünebilirsin. Ama dediğim gibi sesli tekrar ettiğinde o kısımda senin aklında hiçbir soru işareti kalmadan ilerleyeceğin yerlerden biri olmuş olacak. Geliyorum nükleik asitlerin sindirimine. Bu nerede olur? İnce bağırsakta. Zaten ben şunu biliyorum. İnce bağırsakta bütün besinlerin kimyasal sindirimi olur. Biraz sonra da zaten tabloyla sana göstermiş olacağım. Burada karıştırmaman gereken özel kısımlardan biri şu ki, bizim nükleik asitlerimizin sindirilmesinden sorumlu ya da nükleotitlerimizin sindirilmesinden sorumlu enzimleri pankreas ve ince bağırsak üretmiş olur karıştırılan kısımlardan biri olduğu için yerinde de zaten ben sana bunu vurgulaya vurgulaya anlatmıştım. Şimdi özellikle bir kez daha söylemek istiyorum. Nükleik asitlerin sindiriminden sorumlu enzimi pankreas üretir. Bunun adı nükleazdır. Nükleotitlerin sindiriminden sorumlu enzimi ise ince bağırsak üretir. Bunun adı da nükleotidazdır. Önemli. Bir de ince bağırsak tarafından üretilen nükleozidaz ve fosfataz gibi enzimler de var. Onlar biraz daha detay. Sen burada nükleotidazı bilsem yeterli. Anlaştık mı? O zaman nükleik asiti alıyorum ben pankreas tarafından üretilen nükleaz enzimi ile birlikte nükleotitlere dönüştürüyorum. Daha sonra nükleotitleri su ile birlikte parçalıyorum ve bunu nükleotidaz enzimi ile birlikte azotlu organik baz, şeker ve fosfata kadar ayrıştırmış oluyorum. Anlaştık mı? Bu olay nerede gerçekleşiyormuş? İnce bağırsakta gerçekleşiyormuş. Burada hemen şu soru aklına gelmeli aslında. Şimdi hocam biz e, nükleotitleri ya da nükleik asitleri niye sindiriyoruz? Yani DNA ve RNA'yı niye sindiriyoruz? Bizim yapımız bozulmuyor mu diyebilirsin ya da bu şekilde düşünebilirsin. İşte biz kendi DNA'mızı ve RNA'mızı sindirmiyoruz. Zaten öyle olsaydı yapı birimimizi bozmuş olurduk, değil mi? Biz bitkileri yiyoruz mesela. Bitkiler canlı değil mi? Canlı, onun da DNA'sı var, RNA'sı var. İşte onları parçalıyoruz biz anlaştık mı yani o nükleotitleri o nükleik asitleri sindirmiş oluyoruz diye ifade edebilirim o zaman şöyle toparlayacak olursam kapgeç soru yaptırır kısmıyla hemen bunları toparlayalım tüm besinlerin kimyasal sindirimi nerede olur ince bağırsakta olur ince bağırsakta sindirim tamamlanmış olur unutmayalım. Buradan sonra kalın bağırsak geçecek ya kalın bağırsakta kimyasal sindirim yoktu. Orada da su ve elektrolitlerin emilimi tamamlanıyordu. Kalın bağırsakta emilim tamamlanıyor ve kalın bağırsakta sindirim olmadığını söyleyelim. Peki emilim tamamlanıyor diyorum ama monomer emilimi değil onu da unutmayalım. Monomer emiliminin tamamlandığı yer neresiydi? ...ince bağırsakta. Zaten sindirim kanalında ince bağırsağı anlatırken de bunu söylemiştim. Nükleik asitlerin sindirimi nerede oluyor? ...ince bağırsakta başlıyor ve ve ince bağırsakta bitmiş oluyor. O zaman organik bileşiklerin sindirildiği organlara şöyle tablo ile bir bakacak olursak karbonhidrat sindirimi nerede oluyordu? Bizim ağzımızda oluyor ve ince bağırsağımızda oluyor değil mi? Midemizde oluyor mu? Olmuyor. Hemen devam ediyorum. Proteinlerin sindirimi nerede oluyor? Mide ve ince bağırsakta. O zaman bu şekilde işaretlemiş olayım. Yağların sindirimi nerede olur? Sadece ince bağırsakta olur. Bu şekilde işaretlemiş olayım. Nükleik asitlerin sindirimi nerede oluyor peki? O da ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta bittiği için de bu şekilde işaretlemiş oluyorum. Anlaştık mı? Bence toparladık. Son noktayı da koyduk. Şimdi ilk önce Emilimin gerçekleşebilmesi için küçük maddelerin oluşması gerekir. Yani ben şunu biliyorum. Büyük maddeler hücre zarından geçemezken küçük maddeler hücre zarından direkt geçebilirler. Peki hücre zarından geçebilecek boyuta gelmesi için o zaman kimyasal sindirim şarttır mı demem gerekir? Kesinlikle öyle. Yani emilimin olması için kimyasal sindirim şarttır. Burada şarttır şarttır diye <laughs> ...tehlife telife girer o. Neyse devam ediyorum. Emilim büyük oranda ince bağırsakta gerçekleşir tamam mı? İnce bağırsakta gerçekleşiyor da bu nasıl oluyor? İki şekilde. Bir kan kılcalıyla iki lenf kılcalıyla. İlk önce laf kılcalıyla kan kılcalığıyla emilen besinlere bakmadan önce şunu söylemek istiyorum. Aslında biraz daha mantığımızı oturtmak için emilim ne demek? Şimdi emilim şu. Yani ben e, maddeleri küçükleştirdim ya. İşte o küçükleştirdiğim maddelerin hepsini dışarıya atmıyorum. Bazılarını geri alıyorum vücuduma. Yani tam atacağıma ramak kala onu vücuduma tekrar kazandırmış oluyorum. O zaman iyi bir şey mi yapmış oluyorum emilimle? Kesinlikle öyle. Yani ben her şeyden bir şekilde yarar sağlamaya çalışmış oluyorum. O zaman bizim vücudumuzda kan kılcalığıyla ve lenf kılcalığıyla emilen besinler var. Onlara ayrı ayrı bakalım. Bunların her birinin küçük maddeler olduğunu bilelim. Şimdi kan kılcalığıyla emilen besinler neler? Genellikle kanlı şeyler. Lenf kılcalığıyla emilen besinlerin de genellikle yağlı şeyler olduğunu düşünmeni istiyorum. Çünkü lenf sisteminde yağlı şeyler taşınır kan kılcalında da kanlı şeyler taşınır. Peki hocam bu yağlı şeyler kanlı şeyler nedir diyecek olursan ilk önce lenf kılcalı ile emilen besinlere bakalım. Onun dışında kalanları zaten kan kılcalı ile emilen besinler kısmına söylemiş olacağız. Yağlı şeyler diyorum ya yağ asidi, gliserol, ADEK vitaminleri bunlar yağlı şeyler değil mi? Evet yani ADEK vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdi. Bu nedenle bunların lenf kılcalı ile emilen besinler olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şilomikron kavramı geçecek. İşte şilomikronlardan yağ asidi, gliserol ve bunun dışında da protein bir kılıf olduğu zaman işte onun adına şilomikron demiş oluyoruz. Bu da lenf kılcalıyla taşınan besinler kısmına girmiş oluyor. Bunun dışında kalanlar o zaman ne olacak? kan kılcalı ile emilen besinler olacak. B, C vitaminleri, glikoz, galaktoz, fruktoz gibi monosakkaritler, amino asit, su, mineral, kısa zincirli yağlar bunlar nerede taşınır? Kan kılcalı ile emilen besinler kısmında taşınmış olur ve bu şekilde bizim vücudumuza geri kazandırılır. Şimdi o zaman Yandaki şekle bakalım birlikte. Bu şekli verip bize soru sorabilirler. Ben bunun daha basitleştirilmiş bir şeklini sana biraz sonra anlatacağım. Ama bu şekil üzerinden de anlatmalıyım ki yani soruda bu şekli sana verirlerse herhangi bir soru işareti aklında kalmasın diye. Şimdi ince bağırsakta büyük oranda besinlerin emilimi gerçekleşiyordu değil mi? Biz iki şekilde besinlerin emilimini gerçekleştiriyorduk. Bir kan kılcalıyla olan yol şurası. Bir de lenf kılcalıyla olan yol o da şurası olmuş oluyor. Tamam Şimdi sıralamasını bize sorabilirler. Der ki atıyorum bir besini verir. BC vitaminleri der tamam mı? BC vitaminleri kan kılcalı ile emilen besinlerden birisidir. Bu kan kılcalığında ilerlerken dördüncü sırada ilerlediği yapı aşağıdakilerden hangisidir diyebilir. O nedenle buradaki kısımları sırayla bilmen gerekiyor. Şimdi ben sana söyleyeceğim ama biraz sonra dediğim gibi anlattığımda hiçbir soru işareti kalmayacak aklında. İnce bağırsaktan yağlı şeyleri aldım. Geri emiyorum. Nereyle? Lenf kılcalıyla. Yani lenf damarını ilk önce geçiriyorum. Sonra bunu lenf düğümlerine iletiyorum. Peki sarnıcı, göğüs lenf kılcalı, sol köprücük altı toplar damarı. Daha sonra buradan üst ana toplar damara bağlıyorum. Ve kalbin sağ kulakçığına getirmiş oluyorum. Bu lenf kılcalında taşınacak bir besinin izlediği yol. Bir de gelelim. Ee, mesela glikozu taşımış olayım. Nerede taşıyacağım? Kan kılcalına taşımış olacağım. O zaman ben bunu kılcal kan damarı ile alıyorum. Nereden alıyorum? Tabii ki ince bağırsaktan emiyorum. Daha sonra nereye getiriyorum? İnce bağırsakla doğrudan bağlantılı olan bir damara, bir organ damarı. Neresi bu? karaciğer kapı toplar damarı değil mi? Karaciğerle bağlantılı bir damardır burası. Yani kapı toplar damarına getiriyorum. Sonra karaciğeri iletiyorum. Karaciğer üstü toplar damarıyla alt ana toplar damara verip yine kalbin sağ kulakçığına getirmiş oluyorum. O zaman lenf kılcalı ve kan kılcalı ile taşınan besinlerin karşılaştıkları yer neresidir? Kalbin sağ kulakçığıdır değil mi? Zaten burada özellikle şurayı çizdim ya Burayı bu şekilde ifade etmek istedim. Şimdi burada anlattığım şekil sana soruda gelmesi muhtemel olan şekil, tamam mı? O nedenle burada sırayla söylemek istedim. Şimdi asıl sana öğreteceğim kısma geçiyorum. Bir şekil üzerinden sana anlatmak istiyorum. Hocam nasıl bir şey çizdiniz buraya deme. Gerçekten kolay oldu böyle. Tamam mı? Şimdi bu şekil üzerinden konuşacağım sade ve yalın bir şekilde sana anlatmaya çalışacağım ki eminim yüzde yüz çok güzel olacak. Bu şekli ben anlattıktan sonra bir kez boş bir sayfaya da senin çizmeni istiyorum tamam mı? Çok iyi olacağını düşünüyorum. Ben şimdi sana şunu söylemek istiyorum. Burada kırmızı ile gösterdiğim yer var ya burası kan kılcalı yolu. Sarı ile çizdiğim yerde lenf kılcalı yolu. Ama hocam burası sarı değil şurayı niye kırmızı çizdiniz deme. Çünkü burası laf kılcalında taşınan besinlerin kan dolaşımına katıldığı yer olduğu için burası artık kan renginde bir damar olmuş oluyor. O nedenle o şekilde çizdim. Tamam. Bir de ben sana burada kan kılcalığıyla ile emilen besinlerin izlediği yolu sayılarla gösterdim. Tamam mı? Bu şekilde bu yolu izleyerek bu kalbin sağ kulakçığına gitmiş oluyor. Bir de laf kılcalığı ile taşınan besinlerin izlediği yol var ya işte onları da harflerle göstermek istedim. Bu sırayla bu da yine kalbe gitmiş olacak. Hmm. O zaman hemen bakalım. İnce bağırsak besinlerin emiliminin en çok gerçekleştiği yer doğru mu? Evet. Niye böyle yanıp sönen kalemle yapıyorum? Çünkü şekli çok karalamak istemiyorum ki en yalın en sade bir şekilde sana anlatmak istiyorum. Böyle çok kafanı karıştırmadan. İnce bağırsaktan ben Kan kılcalığıyla emilen besinleri aldım ve hemen kan damarına geçiriyorum. Daha sonra kan damarından hemen ilerletiyorum. Bunu bir organın bağlantı yapacağı damara getiriyorum. O organ kim? ince bağırsakla bağlantılı olan karaciğer yani kapı toplar damarına getiriyorum. Daha sonra karaciğere getiriyorum. Karaciğerden çıkacağım ve karaciğerin üstündeki bir damardan bahsettiğim için karaciğer üstü toplar damarına geçiriyorum. Sonra bak aynı yolu takip ediyorum. Sonra alt ana toplar damarla bunu bağlantı yapıp kalbin sağ kulakçığına getirmiş oluyorum. Anlaştık mı? Bu kan kılcalıyla emilen besinlerin izlediği yol o zaman. Şimdi gelelim lenf kılcalı ile emilen besinlerin izlediği yola. Ben hemen ince bağırsaktan yağ asidi ve gliserolü aldığımı düşüneyim. Bunu nereye taşıdım? Lenf damarına taşıdım. Yağlı şey olduğu için orada taşıyacağım çünkü. Lenf damarından nereye götürüyorum? Lenf düğümlerine. Onun üzerine çıktığım zaman peki sarnıcına, peki sarnıcından sonra göğüs lenf damarı ile birlikte sol köprücük altı toplar damarına bağlayıp üst ana toplar damarla bağlantı yapıp bunu yine kalbin sağ kulakçığına getirmiş oluyorum. Anlaştık mı? Bak şimdi. Kaan kapısını çalar ciğercinin. Ciğerci üst kata çıkar, alt ana kapıya yönelir ve sağ tarafta durur. Bak emin ol birkaç kez tekrar ettiğinde çok iyi bir şekilde öğreneceksin. Tamam. Sonra lav kılcalı ile emilen besinlerin izlediği yolu biyoloji şifreyle kodlayacak olursak damarına basılan leman parkta gazoz çalıp köprünün altından üst kapıya çıktı ve sağ kapıdan kaçtı olarak bunu kodlayabilirsin. Bak bu şekilde yaptığın kodlamaları birkaç kez tekrar ettiğin zaman emin ol çok güzel bir şekilde öğreneceksin. Hocam ben bu biyoloji şifreyle öğrenmek istemiyorum da sizin bu sayı ve harfle ifade ettiğiniz kısımla öğrenmek istiyorum dersen de sen bilirsin. Hangisi daha kolayına giderse o yolu öğrenmeni istiyorum. Burası soru gelme ihtimalinin çok 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 yüksek olduğu kısımlardan biri. Hemen hızlı bir şekilde numaralı kısımları bir daha söyleyeceğim. Ben Glukozu ya da fruktozu aldım. Daha sonra kan damarına getirdim. Yolu izliyorum, kapı toplar damarına getirdim. Sonra karaciğere getirdim. Karaciğerden çıkarıyorum. Karaciğer üstü toplar damarı, alt ana toplar damarla bağlantı yapıp kalbin sağ kulakçığına getirmiş oluyorum. Daha sonra lenf damarında emilen besinlerin izlediği yola bakacak olursak da burada yağ asidi gliserolü emdim ya da şilomikronu emdiğimi düşünelim. Lenf damarına geçiriyorum izliyorum lenf düğümleri sonra peke sarnıcı göğüs lenf kılcalı sol köprücük altı toplar damarı üst ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçı ile birleştirmiş oluyorum tamam mı bu şekilde öğrendiğin zaman burada herhangi bir soru işareti yaşamayacağına eminim ben bunu daha önce tecrübe ettiğim için özellikle özellikle söylemek istiyorum şimdi ben biraz önce sana şunu söylemiştim neden burayı kırmızı olarak çizdiğimi söylemiştim burası neydi lenf kılcalında taşınan besin kan dolaşımına katıldığı yerde burası da sorulabilir. O zaman şıklarda neyi arayacağız? Sol köprücük altı toplar damarını aramış olacağız. Peki lenf kılcalı ve kan kılcalı ile emilen besinlerin karşılaştığı yeri sorarsa da ne diyeceğiz? Kalbin sağ kulakçı demiş olacağız. Bunu da söylemiş olayım. Zaten dolaşım sistemi içerisinde burada öğrendiğimiz her şeyi bir kez daha tekrar etmiş olacağız. O nedenle burayı öğrenmeden orayı iyi anlayamazsın. Çok 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 önemli. Şimdi Şimdi sindirim sistemi rahatsızlıklarına geliyorum. Burada en çok karşılaşacağımız sindirim sistemi rahatsızlıklarından bahsetmiş olacağım. Doğrudan burayla ilgili soru geleceğini düşünmüyorum. Çünkü sindirim sistemi içerisinde asıl sorulacak kısımlar da var. Ama buraları da söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü eksiksiz bir kaynak olduğunu söylemiştim ya. Boşa söylemedim yani. Hadi gelelim. Gereksiz değil ama tamam mı? Reflüye gelecek olursam. Reflü benim bebeğimde var bu arada. Şu an 3,5 aylık bir bebeğim var. Erdem ismi TYT kampı sırasında doğdu hatırlıyorsan. Hatta 16. gün videosuydu galiba. Orada girişinde ondan bahsetmiştim. Şimdi reflü nasıl oluyor ona bakalım. Mide ve yemek borusu arasındaki kaslı yapının görevini tam yapamaması sonucu, mide kapısının açık kalması sonucu yemek borusuna, mideden besinin kaçması durumudur. Yani e, bu şekilde de böyle kusma durumu gerçekleşebilir mi? O basınçla belki gerçekleşebilir. Herkes de gerçekleşecek diye bir şey yok. Ama e, böyle e, şiddetli bir şekilde kusma olmasa bile ağza böyle sıvı mide asidinin sıvısının gelmesi durumu da olabilir. Bu da yemek borusunu tahriş edebileceği için aynı zamanda bizim ses tellerimize de etkileyebileceği için ağzımıza gelecek çünkü. O nedenle ses kısıklığına neden olabilir. Öksürüğe, yemek borusunda yanma hissine sebep olabilir. Aynı zamanda mide asidi ağzıma geldiği için dişlerimin de zarar görmesine sebep olabilir. Yani normal bir mideyi bu şekilde görecek olursak reflü olduğu zaman yukarıya çıktığını bunların görmüş oluyorsun. Gastrite gelecek olursam mide iç yüzeyindeki tabakanın iltihabı haplanması sonucu yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. İlerlemesi sonucu da ülser meydana gelebilir ki bu ülser neymiş hemen onu söyleyelim vakit kaybetmeden. Mide ve ince bağırsak duvarında sadece midede olmuyor yani sindirim sıvılarının asitliğinin artması sonucu orada yaraların oluşması durumuna ülser demiş oluyoruz. Buna genetik faktörler sebep olabilir, stres sebep olabilir ya da mide asitliğinin artması sebep olabilir. Normal bir mideyi bu şekilde görürken mide ülseri durumunu bu şekilde görmüş oluyoruz. İnce bağırsakta da bu şekilde yer almış oluyor. Hemoroide gelecek olursak yani basur. Makatta toplar damarın genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkan kanama ve iltihaplanma durumudur. Yani tuvalete çıktığında bu kişiler kakasını yaparken kanama ile birlikte yapabilir. Acılı ve baharatlı yiyecekler de basura sebep olabilir. Fazla ıkınmak da basura neden olabilir. Kabızlığa gelecek olursak da kabızlık sonucunda da bu arada basur oluşabilir. Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, kalın bağırsaktaki su emiliminin fazla olması... Suyu emersem ben bu sefer ne olacak? Az sulu bir kaka atmış olacağım. Yani sert bir kaka. İşte bu durumda da kabızlık oluşmuş oluyor ve dışkının oluşumu da engellenmiş oluyor. İshale gelecek olursak kabızlığın tam tersi. Bu sefer su emiliminin az olması sonucu meydana gelen bir durumdur. Bağırsak hareketleri hızlanıyor ve bununla birlikte kalın bağırsaktaki su emilimi azalıyor ve böylelikle ishal dediğimiz durum meydana geliyor ki ishalle kaybettiğimiz suyu mutlaka 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 geri almalıyız ki böbrek rahatsızlığı yaşamayalım diye. Laktoz hassasiyetine gelecek olursak. Laktoz nerede bulunur? Sütte bulunur, değil mi? O zaman sütte bulunan bir şeker bu. Bu şeker laktaz enzimi ile normalde kolaylıkla sindirilebiliyor. Ancak süt tüketimine bağlı olarak laktaz enzimi insanda az üretilebilir. Bunun sonucunda da süt yeterince sindirilemeyeceği için kişinin karnında şişlik daha sonra ağrı durumu ve buna bağlı olarak da ishal meydana gelebilir. Laktoz hassasiyeti bu şekilde. Diş çürüklerine gelecek olursak biraz önce reflüyle birlikte ben mide asidimin bir kısmını ağzıma getirmiş olabiliyorum ya. İşte bunun sonucunda da diş çürükleri meydana gelmiş oluyor. Tamam mı? Bir de biraz önce söylediğim ek olarak şimdi biz besinleri yiyoruz değil mi? Yani ağzımıza lokmalar alıyoruz. Normalde yemekten sonra dişlerimizi fırçalamamız, diş ipiyle onların arasındaki besin kalıntılarını almamız gerekir. Normalde yapmamız gereken bu. Fırçalamadık diyelim ki işte bu fırçalamadığımızda dişlerimizin arasında kalan bu besin kalıntıları var ya besin bakteriler için besin kaynağı olmuş oluyor. Bu Bakteriler besin kaynağı olarak bunları kullanırken orada asitliğin artmasına sebep oluyorlar ve bunun sonucunda mine tabakası zarar görüyor ve dişler zarar görerek çürümeye kadar gidebiliyor. Çürümenin olduğu tabaka eğer pulpa tabakasına geldiyse o zaman ne oluyordu? Sinirlere ulaşmış olduğu için biz onu ağrı olarak hissedebiliyorduk. Ama onun üzerindeki bir tabakada çürük varsa dişimizde ağrı hissetmiyorduk değil mi? Aftlar ve ağız mantarlarına gelecek olursak da benim ağzımda aftlar bazen çıkıyor arkadaşlar. Hatta bazen çok sık çıkabiliyor. Yani bu aft dediğimiz şeyler böyle dudağımızın içerisinde krem rengi gibi beyaz renkli gibi olan böyle yara benzerimsi yapılar. Oralara böyle asitli bir şey değdiği zaman özellikle bayağı yanıyor. Yani hatta gözünden yaş gelecek düzeyde oluyor. Bu neden olur? Bu aftlar neden olur? Yetersiz beslenmeye bağlı olarak olabilir. Vitamin eksikliğine bağlı olarak olabilir. Şimdi ben bazen böyle videoları yetiştireceğim derken işte. Ee, yemek yemeye fırsat bulamıyorum ya da videoları yetiştiriyorum daha sonradan çocukların yanına çıkıyorum işte şu an onlara birileri bakıyor ya işte onlarla çocuklarla zaman geçireceğim onların gönlünü yapacağım derken de bu sefer yine yemek yemeye fırsat bulamıyorum işte bu durumlarda da böyle yetersiz beslenebiliyorum vitamin eksikliği ortaya çıkabiliyor bunun sonucunda da zaten kaçınılmaz olarak aftlar çıkabiliyor işte bu sadece dudak içinde olmuyor dilde yanakta da olabiliyor bunlardan yara olduğunu ve vitamin eksikliğine, yetersiz beslenmeye bağlı olarak çıktığını söyleyebiliriz. İşte bunlar en çok karşılaştığımız sindirim sistemi rahatsızlıklarıydı. Şimdi kamu su topuna geliyorum. Stop diyorum. Bizim sindirim sistemi rahatsızlıklarına yakalanmamamız için yapmamız gereken en önemli şey yeterli ve dengeli beslenmek. Şimdi beslenme dediğimiz zaman aklımıza da hemen böyle şey gelmesin. Yani e, aklıma geleni yemek ya da canımın istediği şeyi yemek değil yani tamam mı? Yeterli ve dengeli beslenebilmek için proteinleri de yeterince yememiz gerekir. Sebzelerden de yeterince yememiz gerekir. Yani ay hocam ben vejetaryanım ben et yemem, ben tavuk yemem falan demeyelim tamam mı? Yani yeterli ve dengeli beslenebilmek için hepsinden yemeliyiz. Özellikle günlük su tüketimimize de dikkat etmeliyiz. Ve ara ara da doktor kontrolüne gidersek sindirim sistemimizi korumuş olabiliriz tamam mı? Şimdi burayla birlikte sindirim sistemimizi bitiriyoruz.